İyi akşamlar efendim. İskele Sancağı hoş geldiniz. Avrupa Birliği ile mülteci görüşmeleri, pazarlığı hafta başında Başbakan Ahmet Davutoğlu Brüksel'deydi. Gelinen nokta itibariyle bazı soru işaretleri olmakla birlikte Başbakan'ın açıklamasına göre Haziran'da Avrupa Birliği ile vizelerin kaldırılması, serbest dolaşım ve Suriyeli mülteciler için kullanılmak üzere 6 milyar avroluk bir yardım Türkiye'ye yapılması iki ana kazanım Türkiye açısından. Tabii Brüksel'de Avrupa Birliği'nde buna itiraz eden ülkeler var. Kabul edildi mi, edilmedi mi bu sorular var. Bir, bunu konuşacağız. İkincisi 14 Mart'ta yani pazartesi Cenevre'de yeniden barış masası kurulacak. Suriye'nin geleceği ikinci başlığımızda bu olacak. Dört değerli konuğum var. Bu konuların uzmanı diyebileceğimiz ben hemen onları sizlere takdim etmek istiyorum. Sayın Şükrü Elekdağ, emekli büyükelçi, hoş geldiniz efendim. Sayın Profesör Doktor Nurşin Güney, Yıldız Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı, hoş geldiniz hocam. Masanın bu tarafında Profesör Doktor Mesut Caş'ın Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesinden, hoş geldiniz hocam. Merhaba efendim. Ve Doçent Doktor Mehmet Şahin, Stratejik Düşünce Enstitüsü Başkan Yardımcısı, siz de hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi Sayın Elekdağ'la başlatalım istiyorum programı. Siz efendim nasıl bir okuma yapıyorsunuz? Yani Sayın Başbakan girişte de söylediğim gibi bir Kayseri pazarlığı yaptık dedi. Ve iki somut Türkiye adına bir vizelerin Haziran'da kaldırılması, iki 6 milyar avroluk bir yardım Suriyeli mülteciler için kullanılmak üzere. Avrupa Birliği biz daha anlaşamadık, görüşeceğiz aramızda dedi ama Başbakan sanki bu iş oldu bitti gibi bir konuşma yaptı. Ne diyorsunuz? Şimdi ilk önce ortak eylem planı konusunda bir prensip anlaşmasına varıldı. Çünkü bu konuda çıkan bir ortak bildiri var. O ortak bildiriyi okuyunca görüyorsunuz ki bu çok net ve açık bir lisanla yazılmış. Yani onun için burada Sayın Başbakan'ın söyledikleri konusunda herhangi bir şüphe duymak zannediyorum mümkün değil. Çünkü ortak eylem planı Avrupa Birliği ile ortaklaşa yapılan ortak eylem planında ve bildiride her şey var. Evet. Bütün söyledikleri, Başbakan'ın söyledikleri var ya. Bir kere bunu kaydedelim. Peki haftaya biz karar vermedik, tekrar konuşacağız dedikleri nedir? Efendim prensip anlaşması deniyor buna. Yani 18'inde tekrar bir araya gelecekler ve Avrupa Birliği nihai kararını bildirecek orada. Yani ilk önce bu böyle. Ha, o zamana kadar ne olur, Avrupa Birliği kabul eder mi, etmez mi, o belli değil. Ama prensip anlaşması var. Bir başka husus daha var burada, onu zannediyorum önemli konuşmak lazım. Yani Avrupa Birliği zor bir durumda ve bu zor durumda Başbakan tarafından ileri sürülmüş olan bu efendim planı, bu önerileri böyle denize düşmüş kişilerin can simidi yakaladığı gibi yakaladılar. Öyle gözüküyor. En azından Merkel için bu böyle. Diğerleri arasında tabiatıyla çok büyük itiraflar vardı. O bakımdan o planın tam anlamıyla kabul edildiği söylenemez. Ne olacağı da belli değil. Fakat ortada bir prensip anlaşması var. Bir kere bunu tespit edelim. Fakat onun dışında bu ortak eylem planı benim bir karımca çözüm odaklı değil. İçinde bir takım tatlandırıcılar var. Efendim yani göz boyama demiyorum ama tatlandırıcı diyorum onlara ben. Efendim o şekilde bu plan daha cazip bir hale getirilmek istenmiş. Fakat onun dışında aynı zamanda derde deva olacak efendim bir konu da değil. Yani 3 milyar arkadan 3 milyar diyoruz biz. Bunu çok büyük bir rakam olarak efendim görebilir bazı kesimler Türkiye'de. Fakat Türkiye'nin karşı karşıya kalmış olduğu bu sorun o kadar muazzam bir sorun ki bu derde deva değil. Yani Türkiye'nin dişinin kovuğuna gitmez. Zaten yapılan bazı çalışmalar da Türkiye'nin 2018'e kadar 20 milyar dolara efendim ihtiyacı olduğunu falan söylüyor. Bunları gazetelerde gördük. Ne kadar doğru olduğunu bilmiyoruz tabiatıyla. Bunların bir resmi rapor okumadık ama evet. Efendim bir takım basın mensupları bunu yansıttılar. Ama işe uzaktan bakınca da böyle görülüyor. Şimdi benim bu konuda bazı eleştirilerim var. Bazı eleştirilerim var.
Fakat bazı önerilerim de var. Yani söyleyeceğim şey sadece eleştiri değil. Yani böyle boş kof enerji değil. Yani düşündüğüm aynı zamanda bazı öneriler de var. Vakit bulunca onları zaman içinde buradaki tartışmalarda anlatırım. Fakat ilk önce iki noktanın altını çizmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi bu vize anlaşması. Bu vize anlaşmasını Avrupa Birliği'nden sağlanan bir imtiyaz veya bir avantaj gibi göstermek bence yanlış. Çünkü zaten 3 seneden beri konuşuluyor bu konu. Ve aynı zamanda Ekim ayında da komisyon Türkiye'ye eğer o 72 şartı yerine kriteri yerine getirdiği takdirde Türkiye vizenin kaldırılacağı sözünü vermişti. Tabii bu erkene alınıyor. Bu sadece erkene alınıyor. Orada başka bir şey var tabiatıyla. Yani gerçekçi olmak lazım. Komisyonun vermiş olduğu söz tabiatıyla her zaman geçerli olmuyor. Yani onu bütün 28 üye ülkenin de kabul etmesi lazım tabiatıyla. Parlamentolarında. Ama böyle bir söz vermişler. Böyle bir söz verildiğini hükümet daha önce açıkladı. Ve işte onun için 72 kriterinin 19'unu yerine getirmek hususunda bir çalışmaya girdi. Şimdi fakat yani bu Ekim'de olmuş, bu yılın sonunda olmuş, fark etmez Türkiye için. Yani böyle bir avantaj olarak göstermek bunu bence Türkiye için bir avantaj değil. Gerçek bir avantaj değil bence. Kendisi güzel bir hadise değil mi peki? Ben, yani vizelerin kalkıyor olması, pasaportla hatta şimdi kimlikler yenileniyor. Kimlik kartıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Avrupa'ya gidebilecek. Gidebilecek, evet, evet. Bu, iki ay sonra gitmiş, iki ay önce gitmiş, ne fark eder? O açıdan diyorsun. Tabii değil, yani ne fark ama eder? Ama gidecek olması güzel, önemli değil mi? Şimdi burada bir gerçeğin altını çizmemiz lazım tabiatıyla. Yani ben Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ekonomik, sosyal, diplomatik, siyasi ilişkilerini güçlendirmesi gerektiği kanısındayım. O bakımdan ona bir katkıda bulunur. Evet. Ama yani bunu böyle allayıp pullayıp telleyip o şekilde göstermenin bir avantaj sağladığını Türkiye'ye zannetmiyorum. Yani bu böyle bir şey. Tatlandırıcı diyorum onun için buna. Evet. Yani bu bir kere ikincisi aynı zamanda bir de şey var. Yani mülteci transfer meselesi var. Hı hı. Mültecilerin transferi. Hani biz Türkiye üzerinden Avrupa'ya giden, Türkiye'den Yunanistan'a geçip oradan Avrupa'ya giden mültecileri alacağız değil mi efendim? Hepsini alacağız bunların. Sonra bunların %50'sini geri kabul edeceğiz. Daha doğrusu Suriyeli mültecilerin yarısını Avrupa alacak, yarısı bizde kalacak. Yani öyle bir anlayış var. Doğru. Yani onu şöyle prezente ediyorlar, takdim ediyorlar. Türkiye'nin alacağı her Suriyeli mülteci için Avrupa Birliği'de bir mülteci seçecek, alacak Türkiye'den. Onlar gelip yerleştirdikten sonra Türkiye'ye. Şimdi burada tabiatıyla bir başka husus var. Yani şu noktayı gözden kaçırmamak gerekiyor. Bu Türkiye üzerinden Yunanistan'dan geçerek Avrupa'ya giden mültecilerin yarısı Suriyeli, yarısı değil. %50'si, %48-50'si Suriyeli ise geri kalan %25'i Afganistanlı. Iraklı. Pakistanlı. Ondan sonra Pakistanlı. Kuzey Afrika'da hatta. Efendim? Kuzey Afrika'dan gelen var. Gelenler de var yani. Binaenle o Türkiye'nin Avrupa'dan yeri alacağı o mültecilerin yarısı Türkiye'de kalacak. Yani neden kalacak? Çünkü Avrupa Birliği onları geldikleri ülkeye gönderemiyor. Geldikleri ülkeye gönderemiyor çünkü Cenevre Mülteci Sözleşmesi bunu önlüyor. Bir. Çünkü güvenli mülteci sözleşmesine göre, Cenevre Sözleşmesi göre güvenli bir ülkeye göndermek lazım. Gerekiyor. Evet. Güvenli bir ülke değil geldikleri yer veya yol güzergahı onun için gönderemiyor Avrupa. Peki yani eşit sayıda mülteci gidecek, eşit sayıda mülteci gelecek. Gibi. Kaybı ne peki? Türkiye açısından burada bir kayıp söz konusu mu? Onu anlatıyorum. Evet. Yani Türkiye esasında o dış ülkelere gönderemeyeceği herhangi bir şekilde bir Türkiye'de kalacak olan Suriye dışında bütün mülteciler Türkiye'de kalacak. Yani Türkiye bu yük getiriyor. Hı. İlave bir yük getiriyor. Hı. Onun altını çiziyorum. Evet. Yani bu sarih olarak ortada. Yani Avrupa iltica edip de
kendisine sığınmak isteyen fakat kabul etmediği bir mülteci kitlesi var Suriye dışında. Onları ülkelerine gönderemiyor. Onları Türkiye'ye transfer ediyor. Türkiye'de gönderemeyecek onları. Yani bir kere bunu anlamak lazım. Bu işin ortaya çıkartmak lazım. Şimdi fakat bunun dışında ben zannediyorum ki yani bu işin önemli birkaç noktası var. Ve bunlardan bizim muhakkak yararlanmamız lazımdı. Bundan yararlanamadık. Yani Sayın Başbakan'ın stratejisinde bu noktaların muhakkak olması ve bunların kabulünü istemesi gerekliydi. Çünkü Türkiye bu konularda haklı. Hangi konularlar? Bunlardan bir tanesi şudur bakın. Ve bu herhangi bir şekilde bizim alacağımız 3 milyarla veya 6 milyarla ölçülemez. Onun çok üstünde bir avantaj bu. Ve bu bizim hakkımız. Bu da şudur. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında bir gümrük tarifesi anlaşması var. Bu gümrük tarifesi anlaşması son derece haksız ve gayri adil bir anlaşma. Yani Avrupa Birliği bir üçüncü ülkeyle serbest ticaret anlaşması yaptığı zaman o üçüncü ülke Avrupa Birliği'nin sahip olduğu bütün haklara sahip oluyor ve Türk pazarına giriyor ve herhangi bir şekilde bile gümrük vermiyor. Ne kadar gayri adil bir anlaşma görüyorsunuz. Evet. Şimdi diyeceksiniz ki o zaman Türkiye'de o üçüncü ülkeyle bir serbest ticaret anlaşması yapsın. Üçüncü ülke Türkiye'yle serbest ticaret anlaşması yapmaya yanaşmıyor. Çünkü nasıl olsa Türk pazarına girme hakkını kazanmış. Girerse bize bazı haklar verecek. Yani bundan dolayı Türkiye 20 seneden beri milyarlar kaybediyor. Evet. Şimdi bu büyük bir ihtilaf. Ve Türkiye bunda son derece haklı. Bu şikayetler sonunda bu iş Dünya Bankası'na intikal etti. Ve Dünya Bankası 2004 yılında bir değerlendirme yaptı bu konuda. Dedi ki Türkiye haklıdır dedi. Türkiye Avrupa Birliği ile birlikte masaya oturmalı ve üçüncü ülkelerle müzakere etmelidir. Avrupa Birliği ne alıyorsa Türkiye de onu almalıdır dedi. Fakat bu uygulanmadı. Şimdi söylediğim gibi bu Türkiye çok ağır külfetler getiriyor ve Türkiye bundan dolayı milyarlar kaybediyor. Bu haklılığımızı ortaya koymamız lazımdı çünkü elimizde aynı zamanda bir belge var. Ben bunun neden ele alınmadığını bir türlü anlayamıyorum. Evet, buradan iletmiş olalım. Evet. Ekranı, yani ikinci konuyu da söyleyeyim. Buyurun. İkinci konuyu da söyleyeyim. İkinci konu da şudur. Cumhurbaşkanının bir önerisi var. Bu öneri çok önemli bir öneri. Diyor ki Cumhurbaşkanı, insani amaçlarla Türkiye'nin sınırlarının ötesinde Suriye topraklarında güvenli bölge. Bir güvenli bölge kuralım diyor. Ama insani amaçlarla diyor. Ve biz burada bir şehir kuracağız ve gelecek mültecileri buraya yerleştireceğiz diyor. Bu son derece akil, son derece adil bir öneridir. Bunu Başbakanın stratejisinde bunu muhakkak Avrupa'ya kabul ettirmek olmalıydı. Bunun üzerine gitmeliydiler. Çünkü Avrupa Birliği söylemiş olduğum gibi çok zor bir durumda. Merkel'in bu konuda açıklamaları oldu ama yani destek hayır, veriyoruz. Hayır, kâfi değil efendim. Hayır, kâfi değil. Söylediğim gibi bu konuda aynı zamanda diyeceksiniz ki peki burada uzatmayacağım. Evet. Fazla zamanı almayacağım. Yalnız şunu söyleyeyim. Şimdi burada ortaya çıkan bir sorun vardır. O da şudur. Bunu meşru zeminde nasıl yapacaksınız? Güvenlik konseyinden böyle bir karar çıkmaz. Güvenlik bölge konusunda ne yapacaksınız o konuda diye bir efendim soru vardır. Fakat bildiğiniz gibi bir barış için birlik kararı vardır. Birleşmiş Milletler'in almış olduğu bir karar. Yani herhangi bir konu, işte onun için etraflı anlatmayacağım. Sadece birkaç cümleye söyleyeceğim o konuda. Eğer bir güvenlik konseyi daimi üyesi vetosunu kullanır ve barış ve huzur için ve istikrar için yapılacak bir girişimi engellerse o zaman bu konuyu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda almak imkanı var. Bunun yolunu, yöntemini uzun uzadıya anlattım bundan önce burada. Evet. Onun için bundan yararlanmak lazım. O yönteme başvurmalar. Ve yani Avrupa Birliği bunu desteklerse eğer bu iş yürür. Anladım. Bunlar açıkta bırakılmıştır. O bakımdan ben maalesef yani ortak eylem planını çok zayıf görüyorum. Ve derde deva görmüyorum.
Öyle mi? Peki. Bir tatlandırıcı tabiri kullandınız. Yani bir göz boyama tabiri. Yani göz boyama tabii. Mesut Hocam. O kadar insafsız değilim yani ama evet. En azından tatlandırıcı diyorum ben. Peki. Yani fazla bir şey yok bunda. Yani. Peki. Siz ne diyorsunuz? Fazla bir şey yok mu? Yoksa ciddi bir kazanım var mı? Türkiye açısından Kayseri pazarlığı dediği başbakan yaptık. Şimdi tabii Sayın Başbakan'ın bu pazarlıktaki oturduğu yer zor. Neden? Mevcut resme baktığımızda 5 yıldır devam eden bir iç savaş var masada, bir. İkincisi 450 bini aşmış insan hayatını kaybetmiş. Ve uluslararası hukuka göre Sayın Büyükelçimizin dediği gibi buradaki bozulan barış ve istikrarı çözmekte sorumlu olan birinci örgüt, Birleşmiş Milletler iflas etmiş durumda. Ne Münih ne Cenevre bu konuya çözüm getiremiyor ve iç savaş devam ediyor. Bir ateşkes sağlanamıyor. Uluslararası hukuk açısından buradaki ateşkes sayılmaz. Neden? Ateşkes bütün ülkenin tamamını kapsar ve savaşan taraflar, uluslararası hukuk açısından belligerent parties dediğimiz silahlarını bırakır ve silahlar toplanır. Ondan sonra Birleşmiş Milletler Barışı Koruma Kuvveti gelir ve Sayın Büyükelçinin dediği gibi burada taraflar süratle normalizasyon sürecine geçerler. Bunu Irak'ta gördük, Yugoslavya'da gördük, Libya'da gördük ve pek çok Soğuk Savaş sonrasındaki veya Soğuk Savaş dönemi içerisindeki Birleşmiş Milletler'in rollerini gördük ve Türk Silahlı Kuvvetleri de bu konuda müspet katkılarda bulunmuştu. Evet. Şimdi Suriye geneline geldiğimizde meselenin 3 tane boyutu var. Bir tanesi uluslararası hukuk boyutu. Bir defa mevcut Cenevre sözleşmelerine bakıldığında no refoulement dediğimiz geri gönderme ilkesi temel esastır. Peki neden insanlık bunu imzalamıştır diye baktığımızda Birinci Dünya Savaşı sonrasında 10,5 milyon, İkinci Dünya Savaşı sonrasında 30,5 milyon insan göçmen haline gelince, sınırlar da değişince taraflar bunları imzalamak zorunda kalmışlar. Ancak bugün gelinen durum Avrupa'yı zorluyor. Neden? Avrupa içerisindeki insanları almıyorlar. Şimdi genel Avrupa kamuoyuna baktığımızda bu onların sorunu, içimize almayalım ve tabii bunda din faktörü, etnik faktör de dahil ayrımcılık yapıyorlar. Biz Suriyelileri istemiyoruz. Afrikalıları hiç istemiyoruz zaten. O zaman ne yapacağız peki? Sınırları zorlaştıralım. Buradaki tampon ülke, devlet, transit ülke hangisi? Türkiye'ye baskı uygulayalım. Ve bunun için gerekirse pazarlığa oturun. İyi güzel de siz bir defa Birleşmiş Milletler karşı çıktı buna. Bu anlaşma hukuken geçersizdir dedi. Şimdi onun da farklı yönleri var ama asıl bu işi çözmekten sorumlu olan Birleşmiş Milletler. Birleşmiş Milletler'in karşı çıktığı Türkiye ile Avrupa Birliği'nin yaptığı anlaşma elbette, değil mi? O elbette. Önemli. Neden? Evet. Şimdi niçin bu refoulement ülkesi var? 3 tane temel sebebi var. Bir mülteci neden kendisini Suriye veya A ülkesinden bırakır? Yaşam hakkı elinde alınmıştır. İşkence, kötü muamele, dini ve diğer sahiplerle, siyasi sahiplerle baskı gören, işkence gören insanlar başka yaşam hakkı yok ve kendi vatandaşı olduğu Suriye devleti onu koruyamıyor. Kaçıyor yani insanlar. Peki bu durumda ne yapması lazım? Kaçtığı ülkenin veya transit ülkenin ona ya sığınma hakkı veya mülteci hakkını vermesi lazım. Siz bu hakları tanımıyorsunuz. Bu durumda bir insanlık suçu var ortada. Yani Avrupa Birliği'nin yaptığını tarih sorgulayacak. Evet. Öbür taraftan baktığımızda ikinci görüş, biz onların iyi olanlarını alalım ama limited. Yani Türkiye'de geri kalanı kalsın. İşte üniversitede öğretim üyesi olan, doktor olan ve genç olanları alalım. Onları biz devşiririz, Alman yaparız, Fransız yaparız ve sisteme katkı olur. Çünkü bakıldığında göçmenler çalışkan insanlardır ve ortama çabuk uymak zorundadırlar. Birileri de diyor ki hayır bunlar zaten işte Fransa'da bu algı meselesi biliyorsunuz. Türkiye'de de dikkat ederseniz yapılan intihar saldırılarından önce gidip bunu Suriyeliler yaptırmıştır diye ne yaptılar? Buradaki Suriyeli mülteciler kısmına kendini kaydettirdi. Şimdi öbür taraftan meselenin geri transfer boyutu son derece zor. Neden zor? Şimdi biz Sayın Tsipras'ı İzmir'de kabul ettik ve şu andaki geri kabul statüsüne göre İpsala'da Yunan adalarındaki göçmenleri biz alıyoruz. Kimler var bunun içerisinde? Farslılar, Afganlar, Fakirler de var, Pakistanlılar da var, Suriyeliler de var.
Şimdi bu bu anomali bir durum, yani kabul edilecek bir durum değil. Başka bir şey daha var. Acaba biz bu meseleyi dışarıdan nasıl görüyoruz? Nasıl ki bir madde gerisinde Türkiye çok zor duruma düştüyse, yani Türkiye hak etmediği şekilde Amerikan ve dünya kamuoyu tarafından eleştirildi. Hani biz parayla Irak'a Amerikan askerini sokuyormuşuz gibi. Hayır, böyle değil. Türkiye yaklaşık 10 milyar dolar zaten harcamış. Burada muhalefetin başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir tane çok güzel teklif var. 6 milyarı biz verelim, Avrupalılar baksın. Ne güzel yani. Öyle mi? Güzel. Tabii yani, diyor, biz verelim 6 milyar dolar. Veririz biz. 10 vermişiz zaten. Hayır, 6 milyarı verelim. Avrupalılar aslında gönderelim diyor. Evet, güzel bir teklif yani, ama Avrupalılar anasının gözü, kabul eder mi bunu? Şimdi sınırları kapama yoluna gidiyorlar. Bu bütün Avrupalılar tarafından kabul edilebilir bir şey değil. Bir defa gördük yani ne kadar meselenin insani boyutu çok önemli. Fransa'da, Yunanistan'da bebeklerin üzerine gaz sıkıyorlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Kabul edilebilir mi? Bir tane psikopata çekmiş şeyde, bugünkü gazetelerde var. Bulgar insan avlıyor. Evet. Ve bu Türkiye sınırında yapıyor bu adam bunu. Yani faşizminden başta giden suçu bu. İnsanlık suçu yaptı. Evet. Şimdi gelelim meselenin Schengen boyutuna. Avrupalılar kendi düzenlerini yıkmak istemiyorlar. İşleyen bir Avrupa Birliği sistemi var ve sınırlardaki güvenliği. Biz geçen hafta üniversitemizin talebelerini götürdük işte Belçika, Lüksemburg, ondan sonra İsviçre'de. Herkes şüpheli yani, neden? Yürecek, acaba mi? Yabancılar devam başka bir şey yapacak mı? Ancak başka bir şey daha var. Müsaade ederseniz, bu geri transfer demek ki biraz tartışmalı. Hem Türk kamuoyu tarafından hem Avrupa Birliği kendi içerisinde tam bir mutabakata varmış değil. Öbür taraftan bu işin lokomotifini çeken Sayın Merkel hükümeti de çok büyük bir baskı altında. Alman ordusu da, Alman kamuoyunda da Merkel'in üzerinde çok büyük bir, belki de seçimler Merkel'in de siyasi hayatının sonu olabilir başarısız olduğu takdirde. Peki Almanya yeni bir alternatif lider bulabilir mi? Orada zor. Ama meselenin bir de NATO boyutu var. İşte Sayın Başbakan Genel Sekreter'le de konuştu. Ve şu anda NATO savaş gemileri Suriye'yi koruyacağına Ege Adaları'nın olduğu yerde. 5 savaş gemisi var. İşte Alman komutan var. Mülteci ve orada mülteciler. Şimdi ben şöyle görüyorum. Türkiye egemen bir devlet. Mesele, Sayın Başbakan'ın dediğine katılıyorum. Sadece Yunanistan'la Türkiye'nin sorunu veya Ege değil. Bakın, kayıtlara göre, Birleşmiş Milletler kayıtlarına göre, birkaç ay önce biz Polonya Üniversitesi'nde bu konuyu, mülteci hukukunu anlattım ben. Denizde kaybolanlar 5000'den fazla. Bu insanlar gözlerimizin önünde ölüyorlar. Öbür taraftan başka bir şey var. İki tane yol kalıyor. Bu ne? Balkan yolu. İşte Slovenya dahil, işte Makedonya karşı çıkıyor ki yapamazlar aslında. Mültecinin geçişini önleyemezler. Bunlar uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı. Gaz atıyorlar, insanlara kötü muamele yapıyorlar. Bunu mümkün olduğu kadar tıkamaya çalışıyor. Tıkayamayacaklar, bir. İkinci alternatif de Türkiye üzerinden Yunanistan ve diğer deniz. Peki ne olacak? Bu defa insanlar Libya'ya gelmeye başlıyor. Dikkat edersen Libya hareketlenmeye başladı, IŞİD oraya gelmeye başladı. Evet. Ve başka bir şey daha var, o da çok önemli. Bu anlaşma uluslararası hukuk açısından bir modus vivendi, geçici anlaşmadır. Yani tam net Türk kamuoyunun ve dünya kamuoyunun bildiği şekilde, ben bilim adamıyım, tam net bilmiyorum ne anlaşıldı. Ve devletim beni bilgilendirmiyor. Belki ben de Türk kamuoyunu eğer böyle doğruysa savunayım. Şimdi şüpheden sanık yararlanır Uluslararası Ceza Kurumu'na göre. Dolayısıyla biz Türk kamuoyunu nasıl anlatacağız, bunu bir. İkincisi şöyle bir husus var. Bu 3 milyon insan içerisinde çok ciddi eğitim problemleri var. Eğer biz bunları bir de 2 milyon daha alırsak 5 milyon. 5 milyon Suriyeli biz nasıl bakacağız? İyi güzel, biz insan düşmanı değiliz. Alalım, bu ama bakalım. Rakamlar galiba o kadar değil. Yani birkaç 10 bin. Öyle değil hocam. Avrupa yani, Birliği Bakanlığı açıklaması hayır, oldu. Hayır, official rakamlarla diğerleri farklı bir. İkincisi şöyle bir şey var. Kontrol edemiyoruz yani. Şimdi Türkiye başladı kontrol altına almayı. Ama şu husus var. Eğitim çağında 600 bin insan var. Bunun ancak biz 300 bini karşılayabiliriz. Peki. Diğer 200 bin çocuk ne olacak? Yarın bunlar eğitilemezse terörist olacaklar. Başka bir şey var. 4 tane canımızı yaktılar. Sultanahmet'i Almanlar öldürdü. 2 defa Ankara. İşte sınırdaki insanlar. Bizim güvenliğimiz söz konusu bir. Artı PKK, PYD bundan çok iyi yararlanıyorlar. Anlattık bunları. Aslında PYD bunu çok iyi kullanıyor. Sanki Suriye'liymiş gibi girip PKK'lılar eylemi yapıyorlar.
Türkiye'nin güvenliği söz konusu. Güvenliği derken Türk insanın canı. Türk insanın canı hiçbir şey değiştiremez. Elbette. Ve bir şey daha söyleyeceğim müsaade ederseniz. Türkiye az önce şimdi yaptığı şeye bakın Rusya tarafından. Türkiye'yi hedef haline getiriyor. Ne diyor ki sınıra gözlemci koyalım. Yani Türkiye kaçakçılık yapıyor. Kamyonları, insani yardım kamyonlarını uluslararası toplamak. Peki ben Rusya'ya soruyorum buradan şimdi. Sayın Maria Zaharova'ya. Siz Ukrayna'da silahları göz göre göre soktunuz. İnsanları öldürdünüz. Kaç bin kişinin öldüğü belli değil Ukrayna'da. Bütün dünyanın gözü önüne silah verdiniz. Türkiye insani yardım götürdü. Birleşmiş Milletler'le beraber götürüyor. Artı Lavrov da diyor ki Sayın Dışişleri Bakanı, Türkiye sınır kapatmalıdır. Gerekirse biz bunu... Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti egemen bir devlet bir. İkincisi Rusya'nın toprağı değil Suriye. Evet. Ve legitimisi dediğimiz zaman meşruiyet bakımından da meşruiyetini kaybetmiş tartışılan bir Esad'ın çağrısıyla Rus ordusunun orada kalması da uluslararası hukuka uygun değil. Değil, peki. Dediği doğru Sayın Büyükelçin, çözüm orada uçuşa yasak bölgenin olması ve emniyetli bölge. Peki bunu yapmadı, Amerika'da karşı çıktı müttefikimiz olarak. Rusya ne yaptı? Defakto olarak S-300 füzeleriyle, 70 uçağıyla, 15 parça donanmasıyla burayı kapattı. Ve NATO'da hiçbir şey yapamıyor. Peki, durum teşekkür ederim. Devam edeceğiz. Mehmet Şahin Hocam, bu anlaşma yani Türkiye açısından bir parmak bal Türkiye'nin ağzına çalmaktan ibaret bir anlaşma mıdır? Yoksa burada çok iyi bir kazanım söz konusu mudur? Ne getirir, ne götürür bu iş? Bu aslında prensip anlaşması dediğimiz şey gerçekleştiğinde Türk basınına baktığımız zaman, gerçi Avrupa basınında, Alman basınında bu şekilde yaklaştı. Yani sen kazandın, ben kaybettim söylemiyle hareket ediyor. Ben bunun doğru bir süreç olduğunu düşünmüyorum açıkça söylemek gerekirse. Çünkü eğer sen kazandın, ben kaybettim veya ben kaybettim, sen kazandın diye gittiğiniz zaman iyi bir sonuç alamıyorsunuz. Demek istediğim şey şu, buna yük paylaşımı olarak bakmanın daha yapıcı olduğunu düşünüyorum. Öyle mi peki? Yani şöyle bir soru soruyorum. Diyelim ki bu mülteciler Avrupa kamuoyunu ve Avrupa siyasetini Avrupa'ya bu kadar gitmeyip etkilememiş olsaydı, Avrupalılar bizim beslediğimiz mültecilere bak yani dikkatini çekecek miydi? Çekmemişti zaten. Yani bunu biliyorsunuz yıllardır çekmemişti. Özellikle zaten. Son yıllarda bu Suriye'nin geleceğine baktılar. Yani Suriyeliler baktı. Suriyeliler dediler ki bizim 10 yıllar artık biz burada bir işleyemi devlet göremeyeceğiz. Gelecek göremedikleri için çocuklarını falan toplayarak Avrupa'ya gitmeye başladılar. Bu gidişi iyi bir yol olarak gören Suriye dışındaki devletlerin, işte Büyükelçin de söyledi, Sayın Hocam da söyledi, Afganistan olsun, Pakistan, Irak, Kuzey Afrika'dan kim ülkesinden memnun değilse onlar da burada bir yol var, biz de bu yolu takip edelim demeye başladılar ki bu yarı yarıya gibi gözüküyor. Şimdi Avrupa'yı etkilemeye başlayınca Avrupa dedi ki Türkiye'nin önemi ortaya çıktı, hiç kimsenin dikkatini çekmiyor. Dediler ki biz bunu çözsek veya çözeceklerine inanmıyorum, kişisel görüşümün sebebini de söyleyeceğim. Dediler ki Türkiye ile bunu hiç olmazsa yönetilebilir seviyeye getiririz gibi bir durum olduğunu düşünüyorum. İki devlet ön plana çıkıyor. Bir Türkiye, çünkü önemli, mülteciler uzun süredir ev sahipliği yapıyor. Bir de farkındaysanız Merkel, Almanya bu işle uğraşıyor. Merkel'in buradaki bu kadar uğraşmasının iki sebebi var. Bir, Almanya'daki tepkiyi azaltmaya çalışıyor. Almanya'nın çıkarlarını korumaya çalışıyor. Bence iki daha enteresan, aslında Merkel Avrupa Birliği'nde korumaya çalışıyor aynı zamanda. Çünkü diğerlerine baktığımız zaman yani İngiltere'nin Avrupa Birliği ile çok fazla ilgilenmediğini biliyoruz. O kendi çıkarının peşinde. Almanya da bir de. Evet, Fransa farklı bir şeydi. Zaten o küçük ülkelerin küçük ülkelerinde burada Schengen, siyasi olarak Avrupa Birliği çatır diyor değil mi? Bu sadece Schengen ben. Çatırdamıyor. Avrupa ben Birliği yani çatırdıyor. Bence Avrupa Birliği çok ciddi sorunla karşı karşıya. Evet, İngiltere'nin işte Avrupa Birliği'nden çıkma girişimlerini tartışması falan, bunlara baktığınız zaman işte parlak gözükmüyor. Aynı zamanda Avrupa'nın üzerinde artan Rus etkisini de göz önünde bulundurduğunuzda burada Merkel diyor ki ben Avrupa'yı korumam gerekir diyor. Aslında bu bence çok çok önemlidir diye düşünüyorum. Yani çünkü Avrupa'nın korunması da Türkiye açısından önemli. O açıdan bunu böyle bir sıfır toplamlı oyun deriz biz. Bu şekilde yorumladığımız zaman, yani biri kazanıyorsa biri kesin kaybediyordur mantığıyla yaklaştığımız zaman, ben bu prensip anlaşmasının yanlış yolda ilerlediğini düşünüyorum. Ha niye çözülmez onu da söyleyeyim.
tamam, bugün diyoruz ki bu Türkiye üzerinden daha çok gidiyor diye düşünüyoruz. Başka yerden mi? Ama şimdi başka diyelim ki Türkiye bunu kısıtlandırdı, denetim arttı. E peki, ama bu gidenlerin sayısına baktığınız zaman bu defa insanlar ne yapacaklar? Türkiye üzerinden, Ege Adaları üzerinden gitmeyecekler de Libya'dan gidecekler, Tunus'tan gidecekler, Cezayir'den gidecekler, başka yol bulacaklar. Yani buradaki sorun şu. Kriz çözülmeden bu işi kesemezsin. Bunu sadece Suriye olarak da görmüyorum. Çünkü sadece Suriye üzerinden okumanın doğru olduğunu da düşünmüyorum. Siz koskoca bir Orta Doğu ve işte Kuzey Afrika'yı çökerteceksiniz veya çökmesi gündeme geldiğinde yeteri kadar elinizi taşın altına koymayacaksınız. O zaman ne yapacak? Burada artan bir nüfus, artan bir kitle, gelecek görmeyen büyük bir kitleyle karşı karşıyayız. Bunlar ister istemez bir Avrupa'ya doğru göç olacak. Bunu durdurmanın buradaki İmkanı bir istikrarlı bir sorun oluşmadığı sürece ben bunun sadece geçici tedbirler olduğunu düşünüyorum. Bendeki imaj bu. Diğer bir konu, bu yük paylaşımı. Farkındaysanız Avrupa Birliği'nin temsilcileri, başta Merkel'de olmak üzere, diğer konuları Türkiye ile masaya çok fazla getirmek istemiyorlar. Bunu mülteci konusu üzerinden getirmeye çalışıyorlar. Tam üyelik, açılmayan pasolar. Tabii tabii. Yani mesela dikkat edin, mülteci, parasal kısmı bu aslında bir anlamda pazarlık da değil. Herkesin sorunudur. Siz de bu soruna katkı sağlayın. Bunu Türkiye'ye kullanmayacak, mültecilere kullanılacak. O açıdan Türkiye'ye vermiyorsunuz bu parayı, mültecilere veriyorsunuz diye Türkiye'nin de haklı bir söyleminin de olduğunu görüyoruz. Diğer bir konu daha var aslında. Bu güvenli bölge noktası. Evet. Ben bu Avrupa ile güvenli bölge tartışmalarının sadece bir baskı oluşturacağını düşünüyorum. Avrupa'nın dış politikasına baktığımızda, en güçlü olduğu dönemde bile baktığımızda Avrupa'nın cüce değil mi? Yani Avrupa dış politikada bu kadar güçlü bir şey değil. Belki Amerika üzerinde bir şey oluşturabilir. Belki başka ülkeler üzerinde bu dünya kamuoyunda tartışılır kılınabilir. Ama benim gördüğüm kadarıyla burada güvenli bölgenin kilit ülkesi Amerika Birleşik Devletleri. Evet. Yani onun için Avrupa Birliği'nin Avrupa Birliği bu üzerinden burada netice almak çok bir şey daha söyleyeyim de hocam. O benim ilgimi çekiyor. Korkunç olan bir şey var. Belki onu bitireyim. Benim gördüğüm kadarıyla şöyle bir şey var. Hem Türkiye'nin bu Suriye merkezli olarak Rusya karşısında zor duruma düşmesi, hem de Avrupa'nın düşmesi Amerika Birleşik Devletleri'ni mutlu ediyor gibi geliyor bana. Böyle bir imaj var bende. Bunu tartışacağız. Şimdi o konuya da geleceğiz. Yani bu 14 Mart Cenevre meselesini size söz veremedim. Dönüşte sizinle başlayacağım hocam. Ara veriyoruz efendim. Devam edeceğiz. Evet, tekrar birlikteyiz İskele Sancak'ta. Sayın Nurşin Ateşoğlu Güney ile başlayacağız bu bölüme. İlk bölümde konuşulanlarla ilgili sizin de bir değerlendirmenizi almak isterim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun gündeme geldi Mesut Hoca. Biz verelim 6 milyar euroyu, bütün mültecileri Avrupa alsın diyor. Seçim beyannamesinde de tabii CHP'nin bütün Suriyelileri göndereceğiz diye bir cümle olduğu için biraz oraya yakın duran bir demeç, açıklama gibi duruyor bu. Ne diyorsunuz? Bu anlaşma gerçekten Türkiye'ye getirisi olacak bir anlaşma mıdır? Yoksa bir Sayın Elektar'ın tabiriyle bir tatlandırıcı, bir parmak bal çalmaktan ibaret midir Türkiye'ye? Evet, Sayın Büyükelçim tabii kendi kibarlığınca onu çok güzel formüle etti ve ifade etti. Belki oradan başlamak lazım. Ben buna bir pansuman olarak görüyorum. Yani kanayan bir yarayı ara ara durdurmak üzere bir ara çözümü olarak Avrupa Birliği'ni bulduğunu şu anda düşünüyorum. Yani ne anlamda? Var olan bu sorunun esas köküne inmeden ve bunu sadece buradaki konuşmacılar da ifade ettiği gibi sadece bunun Suriyeli göçmenlerle de ilgili olmadığından bahsedildi. Dolayısıyla dünyanın pek çok yerlerinden belirli nedenlerle Avrupa'ya yönelen bu mülteci meselesinin görmezden gelmek uzun bir süre ve bir şekilde hani belirli tampon analarda bunun yığılıp kalacağı beklentisiyle hareket eden bir Avrupa Birliği'nden bekliyoruz. Ne zaman ki onların kendi kapısının önünü zorlar hale geldiği andan itibaren hocamızın dediği gibi Türkiye'deki konunun da önemini fark ederek Avrupa Birliği'ne Türkiye'ye
Türkiye'ye bir yakınlaşma söz konusu oldu. Tıpkı bir zamanlar işte 1960'larda Avrupa Birliği'nin yine Türkiye ile belli bir Ankara Anlaşması'nı yapmasının bir farklı nedenle, o zaman da stratejik nedenle yaklaşması gibi. Dolayısıyla böyle bir kendi çıkarsal nedenlerini ortaya koyup bir hesap yapması söz konusu. Ama bunu, bu prensip anlaşmasını ben belirli zorluklarını düşünmekle birlikte aslında önemsiyorum. Hani o anlamda Büyükelçim dediği gibi, ama belirli mesela vize konusu gibi beklentileri çok da yüksek tutmamak lazım. Çünkü mesela orada işte 72 maddeden 19 maddenin yerine getirilir. Madde, yani yasa maddesi gerekiyor. Onun bence biraz da bilinçli olarak ortaya konulduğunu düşünüyorum. İsteseler o yönde bir siyasi irade olsa herhalde çok kolay bu konu çözülebilir. Yani o, ama belki bu yoldan girerek bunu bir diyalog haline getirmek suretiyle en azından belirli kesimlere, hani bu iş dünyası vesaire gibi bu ticari meselelerde akışı hızlandıracak, belki başka formülasyonlarla bu bitecektir. Bunu bilmiyoruz. Ama onun dışında esas mesele bu mülteci sorununa geldiğimizde bu hem biraz önce katılıyorum, Almanya'nın sıkışması kendisinin içeride ve aynı zamanda esas olarak Avrupa Birliği'nin bütün değerlerini, yani Avrupa Birliği'nin eskiden işte bu birlik olmadan önce işte parasal bir, iktisadi bir dev, siyasi bir cüce ifadesiyle anılan, o zamandan başlayan bugüne gelinen süreçteki o işte çok kültürlülük, moral değerler, normatif değerler, bütün bunların altı aslında bu mülteci krizindeki tutum nedeniyle, yani Avrupa'nın kendi içinde bölünme aslında, hani Almanya'nın dışında işte yeni Avrupa, eski Avrupa, bütün bunların bölünmesi ve bir ortak bir, aslında bu varılan prensip anlaşması ortak hareket planı, ama bir ortak hareket planına bir ulaşmakta bir netlik kazanmadı. Daha hala tartışılıyor. Hem Almanya'nın içinde hem Avrupa'nın içinde. Burada şöyle mi olacak içinde. Yani Merkel bu böyle olacak deyip diğer herkesi ikna edecek. Yani o kadar kolay olacağını sanmıyorum. Çünkü 28 yani o yönde görünüyor. Yani bütün stratejileri de öyle yapmış mesela durumda şu anda. Balkan ülkeleriyle sorun yaşamaya başladı. Evet, evet, evet. Ama yani bunun da çeşitli açıklamaları var aslında. İşte Balkan ülkelerinin aslında yeterince böyle bir krize hazır olmadığı gibi bir takım açıklamalarla bunu örtmeye de çalışıyorlar. Ama net bir kriz olduğu kesin. Bunun ötesinde şu anda aslında Merkel'in öncülüğü iki plan var zaten. Bu bir plan. Merkel'in savunduğu bir plandı biliyorsunuz. Bu şu anda prensip kararı olarak netleşen. Bir de B planından bahsediliyor. O da işte bu Balkan ülkeleri ve bazı merkezi Avrupa ülkeleri, Macaristan gibi işte duvarlara teller ve duvarları yükselten ülkelerin de bunu kabul edersen beni asın diyor mesela, evet. Macaristan Başbakanı. Yani ve bu planın uygulanamayacağı üzerinde ısrar edenler var. Dolayısıyla ben işte Merkel'in motoru olduğu ülkelerle birlikte bunu bir şekilde ikna etme çabasına gideceklerini düşünüyorum. Çünkü sorun büyük karşılarındaki ve bunu da bir bu olayı dediğim gibi esas sebebini ortadan kaldırmak zaten bugün yapılacak bir şey de değil. Yani bir önemli, büyük bir soru Suriye meselesi var. Evet. Yani orada bir sorun var. Onun dışında bu Afganistan'da ilgili gelen bu mültecilerin İran'ın politikasını değiştirmesi, gene onun da dolaylı olarak Avrupa'ya sıkıştırmak istemesi, Rusya'nın aynı şekilde bu mültecileri kullanarak Almanya'yı ve Avrupa Birliği'ni sıkıştırmak istemesi gibi yeni stratejilerle de daha büyüyen bir sorun var karşımızda. Şu anda neden pansuman niteliğinde dediğimde bir caydırıcılık, bir unsur oluşturmaya çalışıyorlar. İşte bir taraftan Fortex, bir taraftan işte bu NATO'nun devreye, bu istihbarat vesaire toplanması ve bunun paylaşılması hususundaki tedbirlerle ve bu yeni anlaşmayla bunu bir şekilde süre içerisinde hani durdurabildiğiniz kadar durdurabilmek diye düşünüyorum. Ama Türkiye açısından da negatif bakmıyorum hakikaten. Bu yük paylaşımı ifadesi yerinde. Ve en önemlisi de bir anlamda uzun bir zamandır bizim Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz bayağı bir soğuktu. Ve dolayısıyla belki geçmişte belli bir stratejik nedenle, ama şimdi de hani Avrupa Birliği'nin kendi bu mülteci meselesindeki sorunları nedeniyle Türkiye'ye yaklaşması üzerinden bir Avrupa Birliği gündemi oluştu. Oluştu. Bir de ya Avrupa Birliği ile bir şekilde müzakere etmek kolay da bir şey değil. Yani bu ilk de değil. Dolayısıyla uzun da bir süre bunu, evet, değişik hükümet
şirketlerle de yaşadık. Dolayısıyla hani burada bir pazarlık sürecinin başında olduğumuzu düşünüyorum. Evet. Ve bu bir süre hava bütünlüğüne bakınca olumlu buluyorsunuz siz. Bir de enteresan bir şey var aslında. Bu mülteci konusu Avrupa Birliği'nin en temel değerlerini sarsmaya başladı. Hmm. Mesela biliyorsunuz ilk önce ekonomik birlik olarak ortaya çıkıyor. Şimdi tabii, farkındaysanız ekonomide bile sorunlar olduğu ortaya çıkıyor ve kimse paylaşmak istemiyor bu yükü. İkinci olarak hatırlarsınız belki çok böyle kullanırdı basında. İşte Türkiye'nin sınırları, işte duvarları örülüyor, teller çekiliyor ama Hollanda ile Belçika'nın arasında bir kafede işte biliyorsunuz bir sadece Şengen birkaç tane. Evet, onu şimdi bunlar tartışılıyor. Dikkat edin, sınırlar. Avrupa Birliği özellikle Balkan ülkelerine almış olduğu tavra baktığımız zaman diyor ki biz tek taraflı olarak sınırlarımızı artık gittiği şekilde kapatacağız. Bu o Avrupalılık, bizim bildiğimiz Avrupalılık düşüncesini tartıştırıyor. Üç, insan hakları, demokrasi, özgürlük mesela uluslararası hukuk aslında hoca söyledi. Uluslararası hukuku bir tarafa bırakan yeni yaklaşımlar ortaya çıkıyor. Schengen tartışılıyor. Tabii. Yani Avrupa'nın ve o kadar yatırım yapıldı tabii. Yani hani bu o çatırdıyor. Ama ben orada bir şey daha söyleyeceğim, onu atlamayalım. Bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifadesi, evet. Oradaki maddi külfeti herhalde kastediyor kendisi diye anlamak istiyorum aslında. Eğer aksi ise çok kötü tabii. Çünkü yani bu bahsettiğimiz insanlar, hani insandan bahsettiğimize bir de, göre bunları böyle hani koyarız, göndeririz, yollarız gibi ifadeler kullanmak hoş değil tabii. Yani o zaman bütün mültecileri alsınlar diyor. İşte ama şu kadar milyar verelim diyerek koyduğunuz zaman farklı anlamlar çıkabiliyor. Yani benim anladığım kadarıyla herhalde Kılıçdaroğlu sayın bu külfeti paylaşalım demeye getiriyor sanıyorum. Neydi, eğer o değilse olabilir. O zaman tabii o moral değerlerin, yani bizlerin hani başta Türklerin gelenekleri ve görenekleri söz konusu olursa bu bağdaşmıyor. Yani insani değil demek evet. istiyorum. Geçmeden ben bir şey eklemek istiyorum Sayın Başkanım, müsaade ederseniz. Şimdi Mehmet Bey'in dediği gibi burada Avrupa Birliği'nin genel değerlerine baktığımızda Avrupa Birliği'ni kuran meselelerden temeli mal ve hizmetlerin aynı zamanda serbest kişilerin olur. Serbest dolaşım ülkesi. Artı solidarity dediğimiz dayanışma. Yani ve çok kültürlü. Paylaşım. En tabii önemli. Çok kültürlük, ayrımcılık yapmama meselidir ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı bu. Zaten Avrupa'nın başı, ben söylüyorum bir hukukçu olarak, yazın bunu. Tabii Türk hukukçuları söylediği zaman kabul etmezler ama Avrupa hukukunda çok büyük davalar açılacak Suriye meselesinde. Bunu bir kenara yazalım. Nitekim Slovenya şöyle diyor. Avrupa Komisyonu Sözcüsü'nün Sayın Natasha Berto, Schengen alanına girmek için şartlarını yerine getirmeyen ve imkanı varken iltica talebinde bulunmayan üçüncü ülke vatandaşları Slovenya'ya giremeyecek. Böyle bir hakkı yok Slovenya'nın. Bir ikincisi, 19 Şubat'ta Avrupa Konseyi'nin aldığı kararlar ile uyumlu olan Schengen alanındaki bütün üyelerin Schengen kurallarına uyması gerekiyor ve transit geçişlere son verilmesi gerekiyor. Şimdi demek ki çökmekte olan bir sistemin kurtarıcı kaptanı şu anda Bayan Merkel. O da çok zor durumda. Kendi kamuoyunu ikna da zorlanıyor. Avrupa Parlamentosu'na baktığımız zaman yani sert bir şekilde eleştiri var. Merkel eğer bu inisiyatifi sürdürmese, ısrar etmese herkes kendi ulusal çıkarlarını ve Avrupa Birliği paramparça olacak. Bu da birilerinin işine geliyor. Onu kurtarmaya çalışıyor. Evet. Ancak parlamento da şöyle diyor. Avrupa Parlamentosu zaten Rusya'da bunu değişik biçimlerle uyguluyor. Tabii. Yani Rusya'nın maksadı da o zaten. Zaten onu da söyleyeceğim biraz sonra. Tabii. NATO komutanı Philip Bredlow da bunu söyledi. Bölmeye çalışıyor. Rusya Suriye'yi, Avrupa'yı parçalamak için kullanıyor. Çok iyi bir enstrüman yakaladı. Ama biz kurumlar açısından baktığımızda, uluslararası ilişkiler ve uluslararası hukuk açısından Avrupa Parlamentosu şöyle diyor. Avrupa Birliği'nin Ankara'nın şantajına boyun eğdi. Türkiye şantaj yapmıyor ki. Türkiye uluslararası hukukun verdiği koşulları tartışıyor. Sayın Başbakan'ın orada gitmesi, Türk milletinin gördüğü paylaşımın neydi Davutoğlu Sayın Başbakan, Dışişleri Bakanı? Biz 100 bini kabul ederiz. Bugün 3 binin geçmiş bir sayı var. Türkiye'nin haddini geçmiş. Kritik eşik demişti. Evet, şimdi bu kritik eşikte Yanis İçişleri Bakanı şöyle diyor. Çocuk başvanı. Türkiye'nin hani üzerindeki eylem planının uygulanmasını ve geri kabul anlaşmasının göçmenlerin üye ülkeleri. Yani kota koyuyorlar. Mesela kotalarda, burada ülkelerin isimlerini vermek istemiyorum ama kimse almak istemiyor. Söyleyin hocam. Yani. İkinci husus Avusturya, bu işin başında geliyor. Türk yetkililerin hükümeti eleştiren pozisyonu var ve Avusturya tamamen karşı buna. Evet. Sayın Dışişleri Bakanımızın yanında söyledi bunu.
Şimdi Avusturya dikkat ederseniz Macaristan'la beraber ilk dalgalar geldiğinde trenleri sokmadı. Bu çok önemli. Siz insanların seyahat hakkını önleyemezsiniz. Avusturya olarak bir. İkinci husus şöyle bir şey. İnsani açıdan bakıldığında Balkan güzergahını kapatıyorsunuz siz. Başka bir şey daha var. Bu bir pazarlık konusu olamaz. Yani bu bir insanlık meselesi. Evet. En önemlisi de şu bence. Şimdi şansölye Merkel sağ olsun zaman zaman Türkiye haklıdır diyor falan. Ama Barroso şunu söylüyor. Türkiye üzerine düştü, yaptı ve bu geri kabul anlaşmasını mutlaka ivme kazandı. Demek ki burada Türkiye ile Avrupa Birliği bu eşit yükü eşit bir şekilde paylaş. Hep bana Arap bana olur mu? Yani Türkiye'nin içerisinde bombalar patlıyor, insanlar ölüyor. Biz Türk kamuoyuna, Türk milletine hükümet olarak, devlet olarak nasıl anlatacağız bunu? Peki, teşekkür ediyorum hocam. Sayın Elikta, şimdi biraz şunu konuşalım istiyorum doğrusu. Yani bütün bu konuştuğumuz meselelerin özü Suriye krizi, Suriye'deki iç savaş. 14 Mart'ta yani pazartesi günü Cenevre'de tekrar bir masa kurulacak. Bir süredir ateşkes evet. Ama sözde kalan bir ateşkes ilan edilmiş durumda. Biraz ümit var olmak için elimizde yeni bir gerekçe var mı? Yani bu defa belki olabilir bu iş diyebileceğimiz bir umut kırıntısı var mı? Yoksa böyle oyalama şeklinde mi geçecek? Yine devrilecek mi o masa? Uygun görürseniz buna cevap vermeden önce bir başka noktaya, biraz önce temas ettiğim noktalara değineceğim. Peki. Şimdi bir kere bu işin altında Avrupalıların eski bir hastalığının nüksetmesi var. Bu da ırkçılık. Yani evet. Her şeyin ırkçılık ve yabancı düşmanlık. Evet. Yabancı beraber. Düşmanlığı bu var. Yani İslam ve aynı zamanda Avrupa'da İslam'ın kılıcı olarak tanınan Türkler şeytanlaştırılmış. Bundan dolayı yeni partiler kuruluyor. Ve parti bir kuruluyor, %12 oy alıyor birdenbire. Bunun üzerine kurulmuş. Yani Kur'an-ı Kerim'e karşı, Türkiye'ye karşı, İslam'a karşı. Anlatabiliyor muyum? Şimdi şu gerçeği kabul etmemiz lazım. Yani bu boş bir değerlendirme değil. Nazi döneminde Yahudilere yönelmiş olan ırkçı nefret kadar bir nefret şimdi Türkiye'ye, İslam'a ve Müslüman'a yönelik. Yani bu böyle. Onun için bu adamlar kesinlikle bir yeni göç dalgasını ve yeni Müslümanların ülkelerine gelip yerleşmesini istemiyorlar. Bir kere işin esası bu. Fakat bu böyle ama bir başka husus var. Şimdi bizim lehimize olan durumlar birdenbire çıktı ortaya. Bu da işte biraz önce de söylenmiş olduğu gibi Avrupa Birliği'nin temelinde serbest dolaşım ve dayanışma yatıyor. Ve şimdi bu serbest dolaşım tam bir tehdit altında. Serbest dolaşım engellendiği zaman Schengen çökecek. Schengen'in çökmesi demek kıyamet. Avrupa Birliği de biter. Kıyamet. Tabii. Avrupa Birliği için. Onun için böyle bir telaş var Avrupa Birliği'nde. Böyle bir çaresizlik var, umutsuzluk var. Böyle bir ortam var. Bizim bu ortamdan yararlanmamız lazım. Hı. Ama istismar etmek için değil. Haklı olduğumuz şeyleri kabul ettirmek için. Hı. Bu bir. Yani bu elimizde bir levye. İkinci levyemiz var elimizde. O da şu. Bunu da iyi anlatmamız lazım. Avrupalılara dememiz lazım ki Türkiye'nin huzurlu ve istikrarlı bir ülke olmasında Avrupa Birliği'nin mantıken yararı vardır. Çünkü eğer Türkiye'nin ortaya çıkardığı duvar, göç dalgasını önleyen duvar çökerse size de göç tsunamisi vurur. Bunu evet. Anlatmamız lazım. Bunları iyi anlatmamız lazım. Bunları iyi anlatırsak biz hem Cumhurbaşkanı'nın ileri sürmüş olduğu insani çerçevede serbest bölgeyi kabul ettirebilirdik. Ettirmeniz lazım. Bu ve bu bize yolu açardı, bu yolu açardı. İkincisi söylemiş olduğum gibi haklı olduğumuz bir konu vardır. O da gümrük tarifi, gümrük birliği anlaşmasıdır. Bunda Türkiye çok büyük zararlar görüyor. Aynı zamanda Türkiye'nin gördüğü zararları ve Avrupa Birliği'nin yapması gerektiği şeyi de bahsettim biraz önce. Dünya Bankası hazırlamış olduğu bir raporda altını çizmiştir. Bunların yapılmaması eksikliktir. Ben yani bu konuda değerlendirme yaparken yani
makul ve hesaplı olmak gerekirse eksikleri belirtiyorum. Hiçbir şey yapılmamış, bu iş boştur demiyorum. Bir şeyler yapıldı tabiatıyla. Öneri de bulunuyorsunuz. Yani, yani. Yani. Ama bu öneriler bunlar kaçırılmamalıydı. Bunu söylüyorum. Evet. Şimdi yani buradan yanlış anlaşılmak istemem. Böyle ya her şeye efendim yok. Hayır demek böyle öyle bir kin eğitim de yok, niyetim de yok. Şimdi biz yani nice muhalefet sözcüleri de gördük burada. Yani o anlamda sizin hem nezaket hem de nezahat içerisinde önerileri de bulunduğunuz da görülüyor zaten izleyicilerimiz de. Sağ olun. Yani o bakımdan hani Türkiye 3 milyarı alıyor, tampon bölge oluyor mantığını kabul etmiyorum. Evet. Böyle bir şey yok. Ya ama bunu da dünya kamuoyuna anlatmamız lazım. Ama bunları söylememiz lazım. Bunları iyi anlatmamız lazım. Elimize evet. Böyle bir fırsat geçti. Kuvvetli leviyeler var. Bunu kullanmamız lazım. Ama yani şey bu... yani Mehmet Şahin Hoca dedi ki hatta Nurşin Hoca da söyledi. Yani Avrupa Birliği ancak bir baskı biraz yapabilir. Onun dışında bunu yapamaz. Yani Amerika'nın yapması lazım. Hayır burada güvenli baskı bölge... dediğimiz şey yalnız mekanizmayı anlattım size. Avrupa Birliği eğer Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinden bir tampon bölge kurulması lazım insani amaçlarla. Efendim bu konuda veto hakkı dolayısıyla Rusya'nın koymuş olduğu veto dolayısıyla biz bir güvenlik konseyine karar aldıramıyoruz. Onun için bu işin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na efendim havalesini istiyoruz dedikleri şekilde bir talep yaparlarsa bu iş yürür. Oradan Türkiye'nin yani Avrupa arkasında baskısı... sadece 28 Avrupa Birliği ülkesi olmayacak. Aynı zamanda bütün bir Arap dünyası da olacak. Onlar da şikayetçi bu durumdan. Anladım. Onlar da istiyorlar bu durumu. Bütün ama... mesele inandırmak da burada. Bunu Türkiye yaparsa tek başına bu iş yürümüyor. Çünkü Türkiye hakkında maalesef bir kara sicil verilmiş. Yani Türkiye bu işleri yapıyor çünkü askerini sokmak istiyor. Efendim Suriye'ye diye bir inanç var, bir kanı var. Neredense efendim, bu yerleşmiş bir inanç. Çok yanlış olmakla birlikte var böyle bir şey, efendim, böyle bir durum. Ama onun için Avrupa Birliği'ni aldığı takdirde bu iş yürür. Bu iş yürüdü bundan önce, kaç kere yürüdü. Yani bu 1956'da Süveyş İtilafı'nda yürüdü. 1948'de Macaristan'ın işgali zamanında efendim döneminde yürüdü. Doğu Pakistan'la, pardon Bangladeş'le Doğu Pakistan arasındaki efendim İhtilaf çıktığı zaman yürüdü. En sonunda... Bu yöntem uygulandı. Bu yöntem uygulandı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu... Tabiatıyla efendim. Tabiatıyla. Yani onun için... Güvenlik konseyinden olmuyorsa genel kurul üzerinden yürütmek lazım. Şimdi efendim sorduğunuz soruya gelelim. Evet, şeye gelelim. Esas meselemiz yani bu savaş efendim, bitecek mi? Yani ben şimdi buna şöyle bir tablo çerçevesinde bakılması gerektiği kanısındayım. Yani bir kere görebildiğim kadarıyla Moskova-Tahran-Şam ekseni Suriye'de muhalif unsurları etkisiz hale getiriyorlar. Evet. Muhalifler yakında Suriye'nin geleceğinde rol alma gücüne sahip olamayacaklar. Yani Rusya bu şekilde gidiyor bu işin üzerine ve Amerika sesini çıkarmıyor. Tam anlamıyla pasif. Amerika ile Rusya anlaştı diyebilir miyiz? Ben bir şey yapsam. Tamam. Tam da değil. Blur. Amerika ile Rusya arasında farklı koordinasyon yani. Var. Uçakları konusunda bir sorun çıkmasın diye. Karşılıklı ondan sonra devamlı bir diyalog var tabiatıyla. Mümkün olduğu kadar ikisi çatışmamak istiyor. Yani zaten Kerry açıkladı. Dedi ki biz bir... bu konuda bir bekarlık savaşı yaptırmayacağız dedi. Evet. Açıkladı. Ve ben girmeyeceğim diyor. Baktığınız zaman aynı zamanda Obama da bu sonuna kadar ayrılıncaya kadar onu bu işi bu şekilde idare etmekte kararlı olduğu görünüyor. Yani Amerika'nın gözü yılmış Obama'nın en azından. Ben Afganistan'da girdim bu işe, çıkamadım bu işin içinden. Evet. Irak'ta girdim, ondan sonra efendim 150 bin kişiyle 8 sene savaştım, çıkamadım bu işin içinden. Onun için ondan sonra efendim bırakalım, Ruslar girsinler, onların burnunda sürtülür. Benim yapamadığımı onlar nasıl yapacak efendim diyor, o şekilde bakıyor. Uzun vadeli bu şekilde ondan sonra bir kendilerini evet. Avutma diyeyim veyahut da evet. Efendim avutma evet yolu bulmuşlar. Şimdi yani... Rusya'yla şimdi bu muhalefeti bu şekilde
tam anlamıyla etkisiz hale bıraktıktan sonra Rusya İran'ın desteğiyle ve Esad rejimi yanında olmakla ve aynı zamanda yanlarına PYD'yi ve PKK'yı da alarak IŞİD'e karşı mücadeleye başlayacaklar. Ve dünyaya karşı gayet meşru efendim iş yaptıkları efendim şeklinde görünecekler. Evet. Bu işin tabii ya da PYD'ye ve PKK'ya ben çok yararlı olacağı kanısındayım. Fakat ben bu işin altından çıkacakları kanısında da değilim. Onu da söyleyeyim. Yalnız bu şunu ortaya çıkarıyor. Bu konuyu konuşmak lazım. Şu bakımdan. Yani Türkiye uzun yıllar kendi bölgesinin, güneyindeki bölgenin ve Orta Doğu'nun bir kan gölüne döndüğünü devamlı olarak, sürekli olarak görecek. Yani bu böyle uzun süre devam edecek. Ne zamana kadar devam edecek derseniz şunu söyleyebilirim. Irak ve Suriye'deki topraklarda Sünnilerin çoğunlukta oldukları bölgelerde bir Sünni devleti kuruluncaya kadar bu iş devam edecek. Evet. Rusya, Tahran, Moskova, şimdi, Şam bir anlaşma yaptılar Suriye'nin geleceğiyle ilgili olarak. Burada muhalifleri tamamen bitirmek istiyorlar ama kendi yapmak istediklerini de kolayca yapacakları kanaatinde değilim dediniz. Değilim. Bir, çok özür dilerim, ara vermem gerekiyor. Bir şey ilave edeyim sadece. Burada iki şey var. Bir tanesi Türkiye'nin fiilen Suriye'de bir etkisi kalmamıştır. Sıfırdır. İkincisi Türkiye'nin PYD'ye karşı izlediği politika sürdürülebilir değildir. Dünya PYD'ye IŞİD'e karşı mücadele eden muteber bir aktör olarak bakmaktadır. Buradan Türkiye'nin iki aynı zamanda Celebulus Azes konusundaki kırmızı çizgisi de silinmiştir. Peki. Bu buralardan yeni tartışma başlıkları da çıkmış oldu bu son söylediklerinizden. Ara vereceğiz. Aradan sonra tekrar devam edeceğiz efendim. Evet, tekrar birlikteyiz. İskele Sancağı devam ediyoruz. Şimdi reklama geçmeden önce Sayın Elekta son cümlelerinde bir Türkiye'nin Suriye'deki etkisi sıfırdır dedi. PYD politikası sürdürülebilir değildir dedi. Tabii onun öncesinde bir de ben Amerika ile Rusya Suriye konusunda anlaştım. Hani bir Kerry Lavrov görüşmeler trafiği oldu oluyor. Türkiye'yi şu tabirde biraz argo olacak ama Türkiye'yi satışa getiren bir pozisyonda mı duruyor Amerika Rusya lehine? Ne diyorsunuz hocam? Teşekkür ederim. Şimdi tabii şöyle bir hadise var. Yani eski Amerikan Savunma Bakanı şunu söyledi. Bu savaş Sayın Büyükelçin dediği gibi 10 yıl sürecek dedi. Demek ki biz tam ortasındayız işin. Ve ben Cenevre'nin de fiyasko ile sonuçlanacağına inanıyorum. Yani Birleşmiş Milletler görevini yapmıyor çünkü. Bu işi çözecek olan o formül belli. Güvenlik Konseyi derhal karar alacak. Ve bir şekilde Birleşmiş Milletler Barışı Koruma Kuvveti olacak. Amerikan askeri orada, Fransız ama mavi şapka yok. Yani Blue Helmet. Mavi şapka ne demek? Barışı korumanın düşmanı yok. Demek ki burada herkes bir çıkar peşinde. Önceden yapılmış bir planda. Sizin de dediğiniz gibi aslında bu Birleşmiş Milletler'de açıklandı. Son genel kurulda baktık ki Sayın Obama ile Putin birbirlerine dünya kamuoyunda çok sert eleştiriler yaptılar. Ve şunu söyledi Putin, biz Suriye'ye gireceğiz dedi. Bunu söyledi. Ve preventive strike, önleyici müdahaleyi yapacağız dedi. Obama da hayır bu böyle olmaz dedi. Esad gidecek. Ancak baktığımızda 1 saat 40 dakika konuştular ve Sayın Kerry biz Suriye'de anlaştık. Bir de baktık ki 70 daire Ruslar ne kadar modern uçağı varsa buraya getirdi. İşte burada kendilerine göre bir harp taktiği uyguladılar. Bir, Rusya burada başarısız olacak, Afganistan'dan daha kötü olacak. Yani damdan düşer gibi olacak sonunda. Bu daha rüzgarın yani böyle bir plan yapıp proje geleceğim böyle. Oraya. Sebebini geleceğim. Şimdi ikinci husus bu ateşkesten Rusya vetosu. Sayın Büyükelçin dediğine katılıyorum ben. Kimle sahada var Rusya? Suriye, PYD artı Hizbullah ve İran'la beraber ortaklaşa ve Amerikan Genelkurmayından işte açıklama geldi. PYD hem bizde hem Rusya ile oynuyor. Tabii PYD burada herkesle oynuyor. Bu besbelli. Evet. Bugün gene Türk askerleri PYD'liler, PKK'lılarla beraber tutukladı.
Amerika bunları görmek istemiyor. Ancak şöyle bir hadise var. Defakto bir Suriye Kürt Devleti'nin bizim sınırda kurulması bir hedef. Peki Türkiye bunu bozabilir mi? Şu anda zorlanıyor. Ama bu bir kasus belli, savaş sebebi olur mu? Şunu Batılı müttefiklerimizin görmesi lazım. Türkiye sınırlarının dibinde bir terör örgütünün o bölgeyi kontrol etmesine müsaade etmeyecektir. Bu bedeli ağır olacaktır ama bakalım şimdi öbür tarafta ne var? Amerika 2016 seçimlerine kilitlenmiş vaziyette. Evet. Sayın Obama'nın bugün yaptığı açıklamalara baktığımızda işte şunu söylüyor. Biz Suud'da Arap-İran anlaşmazsa Orta Doğu'da barış olmaz. Türkiye nerede burada? Mısır nerede? Yani ikinci husus bu anlaşmayı yaptırmayan Çin aslında. Durun bakalım dedi. Benim dedi petrolüm %60'ı buradan geliyor. İkinize oturun yerinize. Burada gözükmeyen aktör asıl Çin. İkinci husus Orta Doğu'da Rusya'dan ziyade biz Çin'le ilişkileri. Yani Rusya'yla biz çok kötü değiliz demek istiyor Sayın Obama burada. Başka ne var? Biz küresel gücümüzü iyi adam olarak, Allah razı olsun senden Obama abicim. Yani iyi adam, şuraya bak iyi adam. Nasıl hatırlanacak Obama? Bir bakalım. Küba'yı hallettin, aferin sana. Çok güzel alkış. Değer anlaşma. Öbür taraftan da İran'la nükleer anlaşmayı yaptı. Çok affedersiniz, şimdi aklıma geldi. Peki. Bugün bir şey çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili Obama'nın bir hayal kırıklığı, bir fiyasko dediği bir röportajda. Asıl fiyasko Obama değil mi baktığımız zaman? Şimdi, tabii şu var. Amerika Birleşik Devletleri egemen bir hegemon güç ve dünya gücü. Şu anda kendine göre neoliberal bir politikayla gidiyor Amerika ama Amerikan askeri gücü aynı görüşte değil. Yani Pentagon'la dışişleri arasında ciddi muhalefet var. Peki Libya Avrupa Birliği'nin hatası ve Rusya sarıldığı kadar güçlü değil. Tam tersine diyorum ben. Rusya çok ciddi bir yeniden yapılanma içerisine girdi. Gerçi buna gücü yetmiyor. Neden? Obama onu tıpkı Reagan doktrininde olduğu gibi bir kişiye sıcakta paltosunu çıkartmak istiyor. Nasıl? Savunma harcamasını yükselterek. Ama bugün petrolün 40 doların altında gitmesi Rusya'yı tepe taklak ediyor. Şimdi şöyle bir şey var. Benim görüşüme göre önümüzdeki günlerde Deniz Akademisi'nde böyle bir konferans sunacağım ben. Baltık'tan Akdeniz'e kadar Rusya bir çelikten yay olmuş durumda. Türk Deniz Kuvvetleri'ni zorluyor burada. Akdeniz'e NATO'yu zorluyor. Karadeniz'e zorluyor. Geçtiğimiz hafta Sayın Dışişleri Büyükelçimizin dediği gibi Türkiye böyle bir şey çıkarttı. Suriye'ye girecek ve tuttu tatbikat yaptı. 200 tayyareyle Karadeniz'e girdi. Böyle bir tatbikatla Türkiye aklı sıra işte şey veriyor. Bana göre Putin ve Hava Kuvvetleri Kumandanları yanlış yapıyor. Yani Karadeniz... Peki Afganistan gibi olacak iddialı bir cümle değil mi? Geleceğim yani, oraya şimdi. Rusya'nın buradaki askeri gücü sürdürülebilir değil. Hem ekonomik hem askeri güç açısından. Bunu kendileri de çok iyi biliyorlar. Sürdürülebilir olması için onun oraya sınır olması lazım. Şimdi peki ne yapıyor? Türk boğazları üzerinden burada yaklaşık 10 parça donanma bulunduruyor. En son şimdi Kuznetsov uçak gemisini Baltık'tan getiriyor. Moskova gemisini, Karadeniz'e çekecek füze gemisini. Bu tarafta ise çok enteresan bir saldırı taktiği uyguladı. Denizaltılardan ve Hazar'dan o söylediğim şey, yani preventive strike dediğimiz önleyici müdahaleyle füzelerle, kruiz füzeleriyle bu hedefleri vurma peşinde. Pekala, bunları yapıyorsunuz ama şu var, muhalefeti tamamen etkisiz hale getirmek ve PYD'yi masanın üstüne oturtmak. Türkiye burada başarılı oldu bence. Cenevre'de PYD'yi sokmadı şeye. Salih Müslüm istediği kadar bağırsın. Ha peki bundan sonra ne olacak? Yani yeni plan, evet, İran'ın Hizbullah'a bakışı nedir? Bana göre 2016 bu Temmuz'da NATO Base zirvesinden sonra çok daha sert kararlar alacak. Varşova'da. Bu çok önemli bir. İkinci Rusya'ya husus, karşı mı? İkinci husus Rusya'ya karşı çok sertleşecek NATO. İkinci husus bu savaş sürecek. Üçüncü husus çok önemli. Bana göre Amerika seçimlerden sonra çok farklı davranacak Rusya'ya. Dördüncü husus Türkiye. Ben Sayın Büyükelçim, bizden çok daha tecrübeli bir devlet adamı, katılıyorum. Türkiye en kötü senaryo hazırlı olacak şekilde askeri ve sivil bürokrasisini, Türk kamuoyunu buna hazır tutmalı bir.
ve muhalefet de iktidarın beraber hareket etmesi lazım. Burada mesele ne Sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsi kişiliği ne hükümettir. Bu mesele Türk devletinin meselesidir. Evet. Ben burada görev yaparken Sayın Büyükelçimiz de yaşadı bunu. Tansu Çiller hükümeti, Mesut Yılmaz hükümeti, Sayın Ecevit, Sayın Erbakan zamanında buradaki oyun değişti mi? Hayır. Demek ki burada 79'da İran-Irak Savaşı ile başlayan bir senaryo dış politikadaki case by case dediğimiz noktayla buraya getirilmiş vaziyette. Demek ki Orta Doğu yeniden harmonize ediliyor. Birileri burada Türkiye'yi saf dışı bırakmak istiyor ama bu uluslararası ilişkilere ve güç dengelerine aykırı. 80 milyonu Türkiye siz dışlayamazsınız. Evet. Başka bir husus daha var. Türkiye gerektiğinde en önemlisi bu. Irak'ı da Barzani'yi de yanına almalı ve PKK-PYD işbirliğini bu şekilde dünya kamuoyuna açıklattığı gibi müttefiklerimiz de bu konuda ikna etmesi gerekiyor. Bir. İkincisi Türkiye Amerika ile ortak hareket etmek zorunda ama şunu da bilmesi gerekiyor ki Rusya'nın Türkiye'yi korkutarak efendim Türkiye'ye baskı uygulayarak işte siz şunu yapın bunu yapın. Siz gelip Ankara'da tüm generalinizi göndermediniz mi? Biz burada uçmayacağız diye. Niye gönderiyorsunuz uçaklarını burada bizim hava sahamızı ihlal ediyorsunuz? Eğer Sayın Başbakan'ın söylediği gibi varsa iddianız gelin uluslararası mahkemeye gidelim. Ha, evet. Demek ki buradan şunu anlıyoruz. Su-24 uçağı eski bir uçak. Önceden verilmiş bir karar vardı Putin'in. Türkiye'yi bu şekilde sertleştirmek suretiyle legitimisi yani burada bulunan askeri kuvvetini Rusya meşhur kılmak istiyor. Ama biz bu coğrafyanın önemli bir aktörüyüz ve Rusya bunu görmezlikten geliyor. Türkiye bu durumda Montreux Sözleşmesi'ni gündeme getirecektir ve Karadeniz'deki tatbikatlarını arttıracaktır. Türkiye'de kartını başka şekilde oynayacak. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı Poroshenko'yu niye ağırladı? Ha, bugün şunu söylüyor Sayın Obama. Ukrayna NATO'ya girmeden bu mesele tam çözülmez. Evet. Ama kim alacak? Amerika alacak. NATO'nun patronu Amerika değil mi? Evet. Başka bir şey var. Bakın çok önemli bu. Türk donanması Ukrayna donanmasıyla ortak tatbikat yaptı Marmara'da. Bakın biz Ruslarla Büyükelçin biliyor. Black Sea Force'u kurduk. Beraber donanma tatbikatları yaptık. Siz Karadeniz'deki güç dengesini ve Montreux'u niye zorluyorsunuz? Rus arkadaşlarım görmüyor musunuz bunu? Peki. Ta Londra'dan bu tarafa yani Türkiye ile Rusya'nın rekabeti değil. Türkiye ile Rusya'nın işbirliği etmesi lazım ve bu kızgınlık bana göre sonunda o söylediğim noktaya gelecek. Rusya ekonomik olarak çok zor durumda. Kendi iç politikasından zorluklarla karşılaşacak ve Afganistan'da olduğu gibi bu kafayla giderse yani şu var. NATO'nun genişlemesini durduramadığı için deniz gücü ve hava gücünü Baltık'tan bu tarafa yayıyor. Ama uçakları yeterli değil, pilotları yeterli değil. Askeri gücü ve ekonomisi bunu sürdürebilir. Bir bataklığa dönüşür diyorsun. Sonunda o bakımdan çok daha fazla savunması artacak ve zorluklar karşılaşacak. Peki, teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Mehmet Şahin hocam, şimdi Suriye 14 Mart Cenevre bir umut kırıntısı var mı? Türkiye etkisi bitti mi Suriye meselesinde? Artık denklem dışında mı kaldı Türkiye? Ne diyorsunuz? İlk önce şunu söyleyeyim, biliyorsunuz bir Sayın Erdoğan'la ilgili bir şeyden söylemiştiniz. Hı, işte, evet, bir fiyasko. Fiyasko. Türkiye'deki, yani bu Sayın Erdoğan için söylemiyorum. Türkiye'de bir başbakanın, bir cumhurbaşkanının veya herhangi bir siyasi liderinin hayal kırıklığı olup olmadığına Türk halkı karar verir. Amerika karar vermez. Bunu hani de diye yani Obama yani değil mi? Yani işte, en son kimyasal silahlar kullanıldığında bunu şunun için ne yaptığını, nasıl yan çizdiğini herkes gördü yani en başında. Bunu söylemekte fayda vardır diye düşünüyorum. Türkiye artık eski bir Türkiye değildir. Türkiye'nin halkı değerlendirir, karar verir. O da biliyorsunuz belli zaman dilimleri içinde seçime gidersiniz. Orada ortaya bir sonuç çıkar. Onu söylemekte fayda vardır diye düşünüyorum. Ben Suriye konusunda bazı farklı düşüncelere sahibim açıkçası. O da şu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarında bir araya gelmişti biliyorsunuz Putin'le Obama. Evet. Putin bu görüşmeden sonra şöyle bir açıklama yaptı. Biz dedi %80 anlaştık Rusya ile dedi. Yani Obama'nın açıklaması bu. Peki biz bu %80'in ne olduğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Dünya kamuoyu biliyor mu? Bilmiyor. %20'si ne onu da bilmiyoruz. Hangi konuda anlaştınız? %80 ile %20'si. Zaten hemen ertesi gün Suriye'ye daldı Rusya. Tabii ki enteresan anlaştık bir şey daha vardı. G20 sonra zirvesinde unutmayalım. G20 zirvesinde bizimkiler Putin'in önüne işte burada güvenli bölge oluşacak diye bunlar tartışılırken Putin dedi ki siz öyle diyorsunuz ama Amerikalılar burayı dedi PYD'ye veriyor falan diye
tatlıyı bunu da söyledi biliyorsunuz. Evet. Nereye geliyor o zaman? Olay şuraya geliyor. Ben Amerika Birleşik Devletleri ve bazı devletlerin kafasındaki bir Suriye planının olduğunu düşünüyorum. Bu Suriye'deki iç savaşla birlikte bir Orta Doğu planı ama tabii ki Suriye üzerinden gittiğimiz için söylüyorum bunu. Hatta bir dünya planının da olduğunu söyleyeyim. Çünkü unutmayalım ki bu anlaşma sadece Suriye ile ilgili değil. Bu aynı zamanda Soğuk Savaş döneminde iki ülkeyi süper güç haline getirdi. İki ülke dünyaya karar verdiler. Soğuk Savaş bittikten sonraki süreçte hem Türkiye biraz bağımsız davranmaya başladı hem de Avrupa Birliği biraz bağımsız davranmaya başladı. Şimdi Avrupa Birliği de sorunlarla uğraşması, Türkiye'nin de sorunlarla uğraşması yine iki devleti ön plana çıkartıyor. Bu genel büyük resimde bunu görüyorum. Suriye'ye geldiğimiz zaman ortaya başka bir şey çıkıyor. Nedir o? O da şu, federatif bir Suriye oluşturmak istiyorlar. Bendeki imaj bu. Nitekim hatırlayalım, ateşkes anlaşması noktasında yani Suriye'deki çatışmanın durdurulması gündeme geldiğinde bu anlaşmayı sağladıklarında aynı gün, aynı akşamı Kerry bir açıklama yaptı. Dedi ki biz dedi bu olmazsa, işlemez ise, biz B planı. Evet. Aslında buradaki esas plan B planı. Böyle nasıl yani Suriye'nin? Onu söyleyeceğim. A planı şu. A planı B planı için altyapı oluşturduklarını düşünüyorum. İşte bakın olmadı bu diyecekler. B planı. Bu da nedir biliyor musunuz? Orta Doğu'daki en kötü modelin ben Orta Doğu'ya peyderpey uygulanmaya çalışıldığını düşünüyorum. En kötü model ne? Lübnan modeli. Kırılgan, kendi içinde bölünmüş etnik mezhebi yapıya göre her gün ve kırılgan olduğu içinden dolayı dış ülkelerin rahatlıkla ülkeye müdahil olabildiği ve zorla sürdürülen bir siyasi yapıya sahip ve zaman zaman bölgeyi de etkileyen hatta gerektiği zaman 15 yıl iç savaşında sürebileceği bir model. Bu modeli aldılar 2003 yılında Irak'a uyguladılar. Aslında bu Irak'a uygulanan modeli 2003 yılında başlamadı. 91 Körfez Savaşı ile başladı. 12 yıl, unutmayalım 91'den 2002-2003 Mart şeyine bakarsanız, ne onun ismi, Irak'ın işgaline baktığınız zaman bir şey görürsünüz. 10 yıl dediği Amerikalı Pentagon yetkilisinin kastettiği işte 10 yıl sürecek dediği durum bu. Çünkü siz 10 yıl içinde bu iç savaş sürdüğü sürece bölgeler homojenleşiyor. Yani belli dini gruplar, belli etnik gruplar o ülkenin içinde belli bölgelerde yığınlaşıyor. Ve ne yapıyor? Bir de kan davaları ortaya çıkıyor. Bu defa dünyaya şu söyleniyor. İşte bakın artık bu iç savaş sonrasında bu grupları tekrar bir araya getirmek imkansız hale geldi. O zaman ne yapacağız? B planını yapacağız. Şimdi Lübnan'ı aldılar, Irak'ı uyguladılar. Ben Irak'ın da bunu alınarak Suriye'de uygulanmaya çalışıldığını düşünüyorum. Burada da ana aktör PYD ortaya çıkıyor. PKK, YPG ortaya çıkıyor. Çünkü diğer gruplara baktığınız zaman diğer gruplar bütün bir Suriye istiyorlar. Evet mesela Esad'da sorduğunuz zaman dedi ya hatırlayalım bu Cenevre görüşmelerinde dedi ki Esad'ın oradaki temsilcisi hatta Birleşmiş Milletler'deki biliyorsunuz büyükelçisi bu işi yürütüyor. Bunlar dedi galiba ateşi çıktı dedi. Hatta birkaç ilacın da ismini söyledi. Onlar da bütün bir Suriye istiyor. Muhalifler de bütün bir Suriye istiyor. Peki kim federatif bir Suriye istiyor? PYD. Sadece PYD ve YPG. Mümkün olduğu kadar bunu ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Peki durum ne? Durum şu. Benim gördüğüm kadarıyla anlaşma Esad ve Nusayrilerin bir çizgi oluşturuluyor. Bu çizgi sadece Laskiye çizgisi değil yalnız. Bu gözden kaçıyor. Bu Şam'a kadar olan hatta Dürzilerin olduğu bölgeye sarkacak şekilde Hama Humus'u da içine alan bazı Türkmen bölgelerin de içine alan. Halep ne olacak? İşte o da belli bir şekilde kontrol altına alınacak diye düşünüyorum. Şimdi birkaç gördüğüm kadarıyla buradaki Esad ve Rusya. Rusya hem Doğu Akdeniz'de kalacak hem Suriye'de kalmış olacak. Dikkat edin başka bir şey var. Burada bu defa PYD bugün Rusya ile birlikte hareket ediyormuş gibi gözüküyor ama ben PYD'nin ve Kürt grupların koruyucusunun Amerika Birleşik Devletleri olacağını düşünüyorum. Çünkü buradaki paylaşım böyle gözüküyor. Tabii ki Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri müttefik olduğu için bunu açıkça deklar etmekte çekiniyorlar. Çünkü ciddi bir ortaklık var ortada inkar edemeyeceğiniz şekilde. Ortağına seç Cumhurbaşkanı'nın evet, çağrısı bu okumayı yaptığını içerdiğini düşünüyorum. O açıdan Esad ve Rusya Suriye'nin batısı
ve Türkiye'nin güneyinde de Amerika Birleşik Devletleri ve PYD ortaklığı, bunun unutmayalım, bunu Irak'a doğru da bunu uzatabilirsiniz. Federatif bir Suriye'nin altyapısı oluşturulmaya çalışıldığını düşünüyorum. Federatif bir Suriye demek yine bu toprak bütünlüğü bir korunmuş bir Suriye demek. Tabii bu şöyle Orta Doğu'da federatif devletlerin toprak bütünlüğünü siz sadece korunduğunu zannedersiniz. Anayasada bu, yazıyor evet, sadece. Biz sadece haritaya Irak'ta baktığımız zaman kalın fiilen bir bölünmüş oluyor. Fiilen tabii bölünmüş olacak yani zaten. Evet. Mesela Kürt, Sünni, Nusayri üçe bölünmüş şöyle olacak. Söyleyeyim. Lübnan'da Hizbullah ve Şiilerin Sünnilerle Hariri grubuyla ilişkisini göz önüne bulundurursanız bütünlüğü ve ayrışmayı görürsünüz. Veya Irak'ta Kürt bölgesiyle yani Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkinin olmadığını göz önüne bulundurursanız bunu rahatlıkla görürsünüz. Bu da ne olacak biliyor musunuz? Şimdi bunlar Cenevre'de toplanacaklar. Belli bir kararlar alacak. Ama bu zaman zaman bu ateşkes uygulanmayacak. Uygulanmadığımız zaman da ne yapacak biliyor musunuz? Planı. Bu defa B planı oradaki gruplar ayrışacaklar. Ve Sünni gruplar hocam da dediği gibi Sünni bölgesinde mümkün olduğu kadar var olmaya devam edecekler. Bu bölgeyi destekleyerek, bu bölgeyi destekleyerek burada özellikle unutmayın hava üssü oluşturmaya çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri burada. Buradaki hava üssü IŞİD'e karşı yürütülecek bir mücadele için oluşturulmuyor. IŞİD'e karşı siz mücadele için buraya kullanacaksanız Türkiye'nin aşmış olduğu incelik var zaten. Birkaç dakika kalkarsınız gider oraya gidersiniz. Buradaki ne biliyor musunuz? Türkiye'nin oraya yönelik operasyonlarını durdurmak için Amerika Birleşik Devletleri'nin orada var olma operasyonundan başka bir Türkiye şey değil. Türkiye için defter kapandı mı? Hayır kapanmadı onu söyleyeceğim çünkü. Çünkü Türkiye ile burada başka bir şey var. Nasıl bir Suriye sorduğumuzda yeni ittifaklar ortaya çıkacak. Aynen. Sayın Başbakan'ın İran ziyaretini bu çerçevede okumak lazım. Bizde bir söz vardır biliyorsunuz. Su geldiği zaman teyemmüm bozulur diye. Suriye'ye iki devlet geldi. Rusya geldi, Amerika Birleşik Devletleri geldi. Eskiden Esad'ı kim korumaya çalışıyordu bütün gücüyle? İran. İran korumaya çalışıyordu. Peki Esad İran'a daha çok bağımlıydı. Generali ölüyor, askeri ölüyor. O kadar yatırım yaptı, o kadar para harcadı. Ama şimdi Esad Rusya bağımlı hale geliyor. Kürtlerle ilişkisi vardı İran'ın. Kürtleri ciddi şekilde, Kürtleri demeyen PYD'yi çok ciddi bir şekilde desteklediğini, o bölgeyi çalışan herkes bilir. Bu defa PYD de İran'ın elinden kayıyor, o da Amerika'ya kayıyor. Federatif bir Suriye. İran bu okumayı yapıyor mu sizce? Kesinlikle yaptığını düşünüyorum. Çünkü İran diplomasisi, İran'ın bölgedeki varlığı, fiili olarak bu süreci gördüğünü. Bu ziyaret o zaman Başbakan'ın Davutoğlu'nun Tahran ziyaretinin mahiyeti burayla ilgili. Şimdi federatif bir Suriye'nin oluşması ne demektir? Burada bir yapı ortaya çıktığı zaman bu Kürt yapısı değil. Bu PKK-PYD yapısıdır. Buradan Türkiye'ye çalışılacak. Bu süreç aynı zamanda Orta Doğu'nun ufalanması anlamına geliyor. Bu defa İran'ın içindeki etnik gruplara da bunun sirayet etme durumu kuvvetle muhtemel. En kötüsü de şu. Evet. Bir dakika orada sözünü keseyim. Şu haritaya baktığımız zaman bütün bu sınır 900 kilometre PYD'ye veriliyor. O zaman siz bu 6 Kasım'da veya Sur'daki olaylarda PKK'ya ne yapacaksınız? Kesinlikle. Toplu bir halk savaşıyla Türkiye'nin güneydoğusunu koparacaksınız. Olay bu. Bunu maymunlar bile biliyor. Orada bir şey daha var. Yani Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren. O zaman dediğim gibi işte şimdi, Türkiye en kötü senaryoya hazır olması lazım. Burada işte diyor ki, özür dilerim. Estağfurullah. İran'la Türkiye şunu gördüler. Bölge yine eskiden olduğu gibi, 100 yıl önce olduğu gibi Sykes-Picot, İngiliz, Fransızlar güçlüydü. Onlar yapıyordu. Şimdi Ruslarla Amerikalılar yapıyor. İkinci plana düştüğü için Türkiye hatta bize bir buna, şey kalmıyor. Bu göreceksiniz buna şey de katılacak. Suudi Arabistan da bundan rahatsız. Çünkü bölgenin ufalanmaya başlaması Suudi Arabistan'da rahatsız edecek ki Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'dan görüşme talep etmelerini, diyalog talep etmelerini bu şekilde yorumlayabiliriz. Bir şey daha söyleyeyim, çok uzattığımın farkındayım. Bence buradaki yapının sınırına bakın. Buradaki Şili gibi Türkiye'nin güneyinde oluşacak coğrafya bir alan 35-50 kilometre arasında değişen bir PKK-PYD-YPG alanı. Bu Türkiye ile sınırı 1000 kilometre oluyor. Eğer bu hedefe ulaşırsa. Güney ile Araplarla sınırı da 1000 kilometre oluyor. Türkiye Orta Doğu'yla koparacaklar yani. 2000 kilometrelik sınır. 2000 kilometrelik sınırı koruyacak burada PYD'nin gücü yok. Bunlar sadece başka ülkelerin belli bir süre destek verdiği sürece bunların adına savaşan bir yapı olacak. Peki ne olacak biliyor musunuz? Bunlar üzerinden
Kürt-Türk düşmanlığı, Kürt-Arap düşmanlığı, Fars düşmanlığı tekrar bölge uzun dönemli zehirleniyor PKK, PYD, YPG üzerinden. Böyle bir durum ortaya çıkıyor. O açıdan bence burada PYD ve YPG'ye veya Salih Müslüm'e şu söylenebilir. 1946'daki Allah aşkına Mahabat Cumhuriyeti'ne bir bakın denir. Evet. Bunu Rusların... hatırlatmakta da fayda vardır diye düşünüyorum. Şimdi söyleyebilir miyim? Buyurun efendim. Şimdi Suriye sorunu tek başına halledilemez ve dizayn edilemez. Suriye'nin dizaynı ancak Irak'la birlikte olur. IŞİD, Irak ve Suriye savaşlarının çocuğudur. Ve Sünni travması üzerine bina edilmiştir. Ve IŞİD'in hem Irak'ta hem Suriye toprakları üzerine talebi vardır. Yani şimdi bu IŞİD aynı zamanda geçici bir şey değildir. IŞİD'in ortaya çıkaran nedenleri eğer düşündüğünüz takdirde bunun kolay kolay kaybolmayacağını anlarsınız. Yani esas itibariyle bu Sünnilerin travması üzerine kurulmuş. O travma sürdüğü sürece evet, de varlığını koruyacak. Onun için ortaya çıkacak dizaynda muhakkak ki hem Irak'ı hem de Suriye'yi kapsayacak bir Sünni devleti olacaktır. Eğer bu bölünmeler olursa, bir federasyona gidilirse. Yani bunu söylemek istiyorum ben ilk önce. Evet. Bu birincisi. İkincisi, Amerika ile Rusya arasında temas ve işbirliği vardır. Günlük, haftalık, aylık bir bakış çerçevesinde yürütülür. Amaç mümkün olduğu kadar konuşmak, friksiyonu ve çatışmayı önlemektir. Şimdi Amerika'nın dünyaya bakışı güç perspektifindendir. Her zaman güç dengelerini dikkate alır. Rusya'nın gücü Amerika'nın altıda biridir. Yani dünyada en kuvvetli askeri güçleri olan 9 ülkenin bütçeleri kadar Amerika'nın bütçesi vardır. Amerika dünyaya güç perspektifine bakar. Yani bu. Şimdi başka husus bir konuşuldu, onun için söylüyorum. Şimdi denildi ki yani Türkiye Anadolu'nun güneyinde bir bağımsız Kürt devletinin kurulmasına müsaade etmez. Yani bu söyleniyor Türkiye'nin siyasi liderleri tarafından. Değil mi? Çok evet. Açıkça söyleniyor. Biz Anadolu'nun güneyinde bağımsız bir Kürt devletinin kurulmasına bir müsaade etmez. Bir PKK kuşağına izin vermeyeceğiz. PKK işte. PYD, PKK evet. Aynı şey. Şimdi bu konuda konuşmadan önce ben bir şey belirtmek istiyorum. Yani ben ve benim gibiler devlet hadimi olarak yetiştiler. Yani biz devletin hizmetkarı olarak görürüz kendimizi. Ve bir konuda Türkiye'nin aczini belirtmek bizim için çok yıkıcıdır. Çok üzücüdür. Çok sıkıntı vericidir. Ama şimdi bu soruya cevap verirken ciddi olmak lazım. Yani gerçekçi olmak lazım bu konularda. Peki Türkiye Kürt devletinin kurulmasını nasıl önleyecek? Müdahale ettiği takdirde karşısında Rusya'yı bulacak. Bu bir çatışma olacak. Belli bu. Demek ki Türkiye tek başına böyle bir şey düşünemiyor. Peki NATO'yu yanına alabilir mi? Amerika ve NATO böyle bir şeyde Türkiye'nin yanında kesinlikle olmazlar. Yani onun için güneydeki o Kürt devleti realitesini de Türkiye'nin şimdiden kabul etmesi lazım. Ben aynı kanıtta değilim Sayın Büyükelçim. Özür diliyorum. Yani siz bir terör örgütü her gün gelecek benim vatandaşımı öldürecek ve bunu hukuken meşru kılacak. Bu Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekasının bitmesi demek. Hayır, Türkiye güneyde Suriye sınırının... Burada bir yanlış anlama var, onu söyleyeyim yalnız. Hayır. Şimdi Türkiye'nin güneyinde eğer bir Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt devleti kurulursa, devlet olarak kurulursa... Bölündükten sonra. Bu herhangi bir şekilde Türkiye'ye hücum edemez devletlik sıfatıyla. O zaman sizin söylemiş olduğunuz gibi Türkiye'nin sıcak takip hakkı doğar. Elbette. Türkiye'nin mukabele hakkı doğar. Yani o devlet Türkiye'ye karşı agresör olamaz. Ama efendim, bu Türkiye'ye sağlayacağı bir avantajdır. Yani bu, şu olacaktır. Bakın. Resmen yapmıyor ki ama silah taşıyor. Hayır. Şehir savaşları hayır, başlatıyor. İyi anlaşalım bu konuda. Şimdi bir avantaj var. O da nedir? Bugüne kadar biz diyorduk ki yani bu Türkiye'nin başına bela olan lojistik güçleri ve karargahı PKK'nın
Kuzey Irak'ta. Ve oradan yapıyor bütün efendim Türkiye'ye karşı vurmaları vesaireyi, değil mi? Saldırıları. Şimdi oradaki bir sorunu çözmek için oradaki lider kadrosunun nereye gideceği daima sorun oluyordu. Şimdi Türkiye'nin elindeki çok kuvvetli iktisadi ve siyasi imkanları kullanarak Barzani'den muhakkak ki aynı şeyi söylüyoruz. Kuzey Irak'taki Kürtleri def ettirmesi lazım. Onlar gideceği yer var artık şimdi. O eskiden İsveç'e mi giderler, Norveç'e mi giderler? Onların hepsi Suriye'ye gidecekler. Suriye'ye gittikleri takdirde ve Suriye'de bir devlet kurulduğu takdirde o devletin muhakkak ki Türkiye'ye bakışı şöyle olacaktır. Türkiye ile Suriye Kürdistan'ı arasındaki sınırın buharlaşmasını sağlamaya çalışacaklardır. Evet. Daima bir refleks olacaktır kuzeye doğru gitmek hususunda. Doğrudur. Evet. Böyle bir tehdit. Fakat buna karşı da kuzeyde kuvvetli bir Türk devleti vardır. Yani o zaman devletliklerini bilmek durumundalar. Öyle keyfi istediği gibi efendim. Yani bakınız Kuzey Irak'ta olması PKK'nın başka bir başka ülkenin misafiri oluyor orada. Peki. Fakat kurmuş olduğu bir devlette olması başka. O zaman bir takım burada, sorumlulukları olacak. Burada izninizle bir şey söyleyeyim. Yani bunu dikkate alması lazım. Ben izninizle bir şey söylemek istiyorum. Ya PYD ile YPG Suriyeli Kürtler değil. Bunu anlatmakta fayda var. Yani ben bunu özellikle söylemek istiyorum. Burada çıkan yapı Türkiye'den giden PKK'lıların kurduğu bir yapı olacak hocam. Hiç şüpheniz olmaz. O zaman bu direkt Türkiye'ye çalışacak Büyükelçim. O açıdan burada o uzun şerit sadece düşünün Kandil'de yuvalanan yıllardır belli bir bölgeden Türkiye'ye sızanlarla uğraştı 90'lardan bu yana Türkiye. Şimdi siz burayla yaklaşık 900 kilometrelik bir sınır paylaşacaksınız. Ve bunlar Türkiye'den giden PKK'nın elemanları. Efendim muazzam bunlar, bir stratejik derinlik sağlıyor. İki. Muazzam bir taarruz imkanı sağlıyor. İki, bütün bunlar gerçekte. Evet, i̇ki, bunlar sadece, Sayın Büyükelçim izninizle söyleyeyim. Bunlar sadece kendi refleksleriyle, kendi motivasyonlarıyla Türkiye'ye yönelik bir taarruzda bulunmayacaklar. Türkiye'nin ekonomik, iç politik, dış politika anlamında her rahatsız etmek isteyenin kullanabileceği en uygun bir yer olacak. Bu açıdan ben burada oluşacak bir siyasal oluşumun... Fiili duruma izin vermemek gerekir diyorsunuz bu, siz. Bu kadar basit. Burada oluşacak bir yapının Türkiye'yi ila nihayet rahatsız edeceğini düşünüyorum. Yani bendeki hiçbir şey bu. Bu söylediklerinize tamamen katılıyorum. Bu konularda hiçbir şüphem yok. Peki. Evet. Yani. Ve bu da zaten esas itibariyle Türkiye'nin, hep söylüyorum bunu, PKK'nın tehdit parametreleri değişmiştir temelden. Bambaşka bir PKK vardır. Rusya bozdu bunu işte. Bambaşka bir stratejinizi geliştirmeniz lazımdır. Peki. Sizce nasıl bir strateji geliştirmeli Türkiye? Yani şu anda aslında biz belki bu Cenevre görüşmelerinden bir şey çıkmayacağı burada herkesin hemfikir olduğu bir konu. Ve mesela bir Lübnan örneği verildi. Lübnan iç savaşı eğer o modele yönelik bir şey varsa, dizayn varsa ki öyle gibi görünüyor. 5 senesini zaten doldurdu Suriye iç savaşı. Yarıya geldik yani. Ve öyle bir şey ki sahada da bu bölünme yolunda bir şekilde ayrışma da yavaş yavaş gerçekleşti. Yani tıpkı Bosna'daki Kosova'daki Dayton planı gibi pek çok örnek bulunabilir. Dolayısıyla bunun ismine ne dersek diyelim, hani bir bu bölge için bir ikinci Yalta, bir defa büyük güçler girdi. Yani küresel güçler. Rusya elindeki sınırlı imkanlarla askeri ve siyasi ve iktisadi bütün imkanlarını Amerika Birleşik Devletleri'nin o hareketsizliğinden faydalanarak bütün açıkları kullanarak girdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı konularda işine gelen durumlar var. Bu ayrışmanın bir şekilde gidişatından demek ki rahatsız değil. Ve bu bağlamda işte bu PYD mevzusunun da bir şekilde şu an itibariyle iki küresel gücün de işine geldiğini görüyoruz. Yani hani Türkiye'nin o katılıyorum ben de bölgeden koparılması yönünde yapılan hazırlıklar bunlar. Kötü ama bence ama bana göre başarısız oldu. Hayır, bence şu anda ama bunu da yani bunu bu kötü senaryo deyip bunu benimsememekte de fayda var. Yani çünkü o 5 sene oldu ve bu bir süreç ve her an ittifaklar değişiyor. Şimdi biz şeyden bahsettik değil mi? Rusya, İran, PYD dedik ama PYD'nin aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ile de ilişkisi var ve bölgede tamam Türkiye'ye yönelik bir anlamda çok taraflı bir taarruz var. Devlet dışı aktörler ve devletler ve hatta müttefikler aracılığıyla da. Ama onun yanı sıra bu İran'ın
PYD'nin ve işte Hizbullah'ın, işte Rusya'nın bölgedeki kısıtlı imkanlarıyla kazanmaya çalıştığı nüfus alanı üzerinden başkalarının da rahatsız olması söz konusu. Dolayısıyla bugün Arap Birliği Hizbullah'a düşman ilan yani dolayısıyla bu bağlamda daha henüz her şey bitmiş değil, bitmiş gibi, her şey kesinleşmiş gibi bunu kabullenmememiz Türkiye gerekiyor. Türkiye denklemi yani, kaldı. Ben ona inanmıyorum. Çünkü yani Türkiye'nin şu anda yani dediğim gibi ne masada olay sonuçlandı. Masada olay bir şekilde formül edilse bile işte Irak örneğinden görüyoruz. Sahada yani farklı gerçeklik oluyor. Oluşmuyor. Şey, yani ve dediğim yani, gibi yani şey, bunun için daha çok erken yani bu kadar kötümser ve karamsar peki. olmak diye düşünüyorum. Rusya'nın limitleri belli. Amerika Birleşik Devletleri'nin de konum belli ama bizim bazı unuttuğumuz aktörler de var bölgede. Yani mesela bir İsrail, mesela işte İran. Ama bu süreç içerisinde herkesin bir limiti ve gücü var. Sayın Büyükelçimin söylediği gibi burada tek avantajlı olan askeri ve işte hegemon olmak bağlamında imkanlar ve kapasiteler açısından Amerika Birleşik Devletleri. Orada zaten geride durarak bu dizaynın bir şekilde oluşumunda hamleler yapıyor. O anlamda Rusya ile anlaşmış gibi görünüyor. Ve benim Washington'da bir toplantıda sorduğumuzda gizli bir anlaşma var mı diye hemen ertesi günü dediler ki yani Ruslar bizi de kandırdı. Hani bunlar basit açıklamalar. %80 ya da 20 neyse ondan bahsediyoruz ama demek istediğim şu. Öyle kaypak bir zemin ki ve süre içerisinde de Amerika Birleşik Devletleri Rusya ile belirli alanlarda ve belirli teritoriyel olarak anlaştığı noktalar var, anlaşmadığı noktalar var. Esas olan Amerika için kendisini bir Suriye ya da bir Ukrayna üzerinden karşı karşıya getirmemek bu. Anladım. Ve aracılar vasıtasıyla bu mücadeleyi sürdüler ve bunun ben daha uzun süreceğini düşünüyorum. Bu anlamda bu kadar kötümser olup kabullenmemek de gerekir diye direnmek düşünüyorum. Direnmek gerekiyorsunuz. Ben birkaç kelime ekleyeceğim. Şimdi burada baktığımızda istikrarsızlığın ortaya çıkışı eş zamanlı. İran devrimi ile Afganistan Savaşı. Dikkat ederseniz Afganistan Savaşı'ndan Sovyetler Birliği çöktü. İran-Irak Savaşı yaklaşık 9 yıl sürdü. 8. Her iki taraf 150 milyar dolar zarar gördü. Ve burada Irak'a verilen kimyasal silahlar ki Almanlar verdi bunu, İranlar öldürüldü, Kürtler öldürüldü. Ve burada akabinde 90'la 93, 2003 savaşlarında kimyasal silah bulundu ve terörizm gayesiyle müdahalelerde bulundu. Ve son olarak 2011 ve bugünkü gördüğümüz Suriye pozisyonuna geldi. Demek ki aradan geçen 79'dan bu tarafa çok hızlı bir süreç var. Ancak burada Rusya'nın oynadığı oyundaki hata şu. Hybrid war dediğimiz yani Ukrayna'da ve Gürcistan'daki taktiği burada uygulamaz. Ve o hybrid savaşı şimdi PKK'lar öğretiyor. Neden? Nusaybin'den girenlerin arasında bunlar var bir. İkincisi Rusya, bu çok önemli bakın söylediğim. Kırım'da Ermenistan, Kuzey Irak Kandil Dağı ve Şam'ın güneyinde kurduğu Sea of Rights dediğimiz komuta kontrol merkezleriyle uydudan Türk askerinin resmini alıyor. Ve bizim tanklar çıktığında bunu PKK'ya print olarak veriyor. Böyle bir kardeşlik yapıyor Rusya bize. Ya biz sana 2008 savaşında yardım etmedik mi? Ukrayna konusunda Türkiye dik durmadı mı? Ama ne diyor şimdi Sayın Cumhurbaşkanı? Bir dakika diyor. Kırım'ın ilhakını kabul etmiyoruz. Demek ki Türkiye Karadeniz'de Rusya'nın canını acıtacak. Bizim de Rusya'ya karşı oynayacağımız çok kartlar var bir. İkincisi Boğaz'ı kapatırsak Rusya ne yapacak? Ben onu merak ediyorum. Bir defa kapatabilir miyiz? Elbette Türkiye kendini yakın bir savaş halinde gördüğü takdirde Montreux'u askıya alır. Bu dünyanın sonu mu olur bilemiyorum. Onu Ruslar düşünsün. Başka bir şey daha var. Siz kalkıyorsun Ermenistan'ı şey yapıyorsun. Silah veriyorsun MiG-29 tayyareleri falan. Kimi korkutuyorsun sen ya? Yani Türkiye 5 tane MiG-29 uçağından korkacaksa dükkanı kapatsın yani. O zaman şöyle düşünmek lazım. Herkes Türkiye'nin gücünün ne olduğunu bilsin bir. İkincisi Türkiye'yi kıstırdılar. Ne yaptı? Türkiye Kıbrıs harekatı yaptı. Kimse yapamaz diyordu. Demek ki ben burada hamasi konuşmak istemiyorum. Ama Türkiye Orta Doğu'da önemli bir aktördür. Sen Türkiye'nin elini kolunu kes. Ben sana istediğim gibi yapacağım. Türk milleti onurlu bir millettir ve Birleşmiş Milletler'e saygın bir üyesidir. Dolayısıyla barış ve istikrara Türkiye her zaman katkıda bulunan bir devlettir. Peki. Siz Türkiye Sayın Cumhurbaşkanı üzerinden kötüleyerek, bu şekilde propaganda yaparak unutmayın ki Orta Doğu'da İsrail ve Türkiye'den başka demokratik ülke yok. Bir,
İkincisi, Türkiye güvenli bir adadır. Bu adayı batırırsanız peki, her gün kafanıza binlerce Suriyeli de alırsınız. Birbirinizi yersiniz. Bu böyle. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bir cümle söyleyeyim isterseniz. Buyurun. O da şu. Benim gördüğüm kadarıyla şu anda bu ateşkesi sağlayan ve Cenevre görüşmelerine öncülük eden devletlerin, ki herkes bunu biliyor, bunların şu anda Esad'a ihtiyaçları var. Bence önümüzdeki şimdilik, süreçte şimdilik Esad'a ihtiyaçları var. Aynı 91 savaştan sonra Saddam'a 12 yıl ihtiyaçları oldukları gibi. Kürtü adam lazım. Evet. Çünkü bunu yapacaklar. Esad kaldığı sürece yine çatışmalar devam edecek. O arkasından da bu defa belli bir süre iş bittikten sonra 10 yıl, bölümle 12 yıl planlarını diyecekler ki ne Esad'a, sen de artık süren bitti diye, ondan sonra başka bir süreç. Irak, Irak'ın üzerinde çok çalışmak lazım. Çok teşekkür ediyorum bütün katılımcılarımıza. Sayın Şükrü Elikta, Sayın Nurşin Ateşoğlu Güney, Sayın Mesut Çaşın ve Sayın Mehmet Şahin. Çok teşekkür ediyorum hepinize değerli görüşleriniz için. Efendim İskele Sancağı'nın bu akşam da sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle. İyi geceler, hoşça kalın.